FM Beton katkılarıyla hazırlanan Sözler ve Düşünceler başlıyor. FM stüdyolarından hepinize mutluluk dolu, huzur dolu bir akşam diliyorum. Bu akşam sözler ve düşüncelere biraz erken başlayacağız. Zamanımız geniş olsun diye. Zira bugün programda çok kıymetli bir dostum olacak. Tarih üzerine konuşacağız. Bu hafta 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla başladık ve bugün Uşak'ın Kurtuluşu 1 Eylül. 101. yıl dönümünde biraz tarih konuşacağız. Değerli dostum, üstadım Fettah Sağlam hocam stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum hocam. Kırmadınız, geldiniz. Çok iyi ettiniz. Sağ olun. Bu benim için çok büyük bir şeref her şeyden önce. Asıl ben onur duydum hocam. Bizi bu programa davet etmenizden dolayı keyif alacağımız bir sohbet olacağını umuyorum. Ben de öyle olacağını umuyorum. Gerçi konu biraz ağır. Yani sözler ve düşünceler 6 ay önce başladığında gündem üzerinden özellikle ben Sayın Hocam programı götürmeye çalışıyorum. Haftada 2 program yapıyoruz. Bu haftada 2 programı gündem üzerinden, özellikle tarihi dönüm noktaları üzerinden götürmeye çalışıyorum. 6 aydır sözler ve düşüncelerde hep sizinle bir araya gelip bir tarih konuşalım. Bir vesileyle, bir derinlemesine dost sohbeti eder gibi. Fazla kronolojik ve birbirine bağlı neden-sonuç ilişkisi yapısına boğmadan, hani tabiri caizse biraz daha tarihi iki dost nasıl konuşursa öyle konuşalım diye bugüne kısmet oldu. Güzel de oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ben de 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tüm Türk halkının Zafer Bayramını kutluyorum. Ağustos Türk milletinin ayı. Tarihi sürece baktığımız zaman müthiş başarılar, müthiş kazanımlar, zaferler elde edilmiş. Hani 30 Ağustos'tan geriye gittiğimizde hemen bir öncesinde Sakarya Meydan Muharebesi var. Evet. Yani asıl kurtuluş mücadelesinde en fazla kaybı verdiğimiz Subaylar Savaşı denilen, evet, Melhame-i Kübra diye de adlandırılan. Hatta ben 1176 Miryokefalon Savaşı'na da benzetirim. Yurt tutan savaşı denir o savaşa. Derslerde de böyle bahsediyoruz bazen. Hangi açıdan benzetiyorsunuz hocam? Şimdi biz 1071, yine 26 Ağustos, evet, 1071 Malazgirt zaferiyle klasik söylem Anadolu'nun kapılarını açtık diyoruz. Hı-hı. Halbuki daha önce gelmiştik biz tabii, yaklaşık 2000 yıl öncesinde gelmiştik yine. Evet. Ama şu anki resmi tarih anlatımından bahsedeceksek bu şekilde 1071'de biz kapıları, hı-hı, açtık. Açtık ama hala işte Bizans'la mücadele, bizi Anadolu'dan atma ümitleri var. Bu ümit 1176 Miryokefalon Savaşı'na kadar sürdüm. Hı hı. Hatta çarşamba günü Isparta'daydım. Eğirdir Gölü'nü de görmüş oldum bu vesileyle. Evet. Giderken de dedim ki arabada Miryokefalon Savaşı'nın yaşandığı topraklara doğru gidiyoruz. Şimdi Miryokefalon Savaşı yurt tutan savaşı diye isimlendirilir. Yurt tutan savaşı. Yurt tutan. Türklerin, evet, Anadolu'yu yurt olarak tuttuğu savaş. Hı hı. Ve Miryokefalon Savaşı bir dönüm noktasıdır aslında. Çünkü Bizans bundan sonra savunmaya çekilecektir. Artık, hı hı, Türkleri Anadolu'dan atma ümidi kırılmıştır ve
Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kabul ettiği savaştır. Ya da en azından artık paylaşalım, beraber paylaşalım diye düşündüğü belki de. Ve 1176'dan sonra da işte Avrupa'dan da Anadolu için Türkiye denmeye başlanacak. Evet. Türkiye. O yüzden ismini verdik Anadolu'ya, yurtta. Yani şimdi baktığımız zaman hocam, ben şimdi açılıyorum, konuşuyorum. Lütfen buyurun, buyurun hocam. Rastgele ama. Baktığımız zaman biz müthiş bir devrin değişmeye başladığı an 1683 Viyana Bozgunu. Oradan bir çözülüş var. İşte Osmanlı'nın, işte Türk tarihinin ya da daha geniş ifade edeceksek bir çözülüş var. Avrupa'da gidebileceğimiz işte doğa sınırlara kadar gittik. Viyana'yı alsaydık belki devamı gelirdi. Orada bir bozgun, çözülüş. Biz Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar geri çekildik. Geri çekilmemizin durduğu yer Sakarya Meydan Muharebesi oldum. Evet. Peki niye Sakarya'yı Zafer Bayramı olarak kutlamadık? Belki milli mücadelenin silahlı safhası, işte savaş dönemi büyük taarruzla 26 Ağustos işte 1922 büyük taarruzla başlar. İşte İzmir'in tamamen işte temizlenmesine kadar belki 18 Eylül'e kadar belki ama 9 Eylül'de İzmir'e girilmiştir, İzmir alınmıştır. Yunanlıların terk etmesi biraz daha sürmüştür. Bu süreçte biter. Ve Yunan ordusunun direncinin kırıldığı gün 30 Ağustos'tur. O yüzden o gün zaferdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına yol açacak, vesile olacak. Gün 30 Ağustos'tur. Bu nedenle de 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanır. Evet. Zaten Yunan Kuvvetleri Komutanı Trikopis'in de teslim olması, Uşak'ta kılıcını teslim etmesi. Dolayısıyla artık Yunanlıların biz bu savaşı kaybettik. Yani 30 Ağustos'tan sonra hocam zannediyorum bir tahliye süreci başlıyor Yunan orduları için. Öyle evet, değil mi? Evet. Şimdi benim her zaman tarihle ilgili tezim şu oldu hocam. Tarih öğretiminde özellikle. Yani ben maalesef bizim tarihe bakış açımızda çok ciddi bir çarpıklık olduğunu her zaman düşünmüşümdür. Sebebi şuydu. Türkiye'de iki tez sürekli birbiriyle çatıştı. Bir resmi tarih söylemi tezi, bir diğeri de gayri resmi tarih söylemi tezi. Yani resmi tarih söylemi tezi dediğimiz işte ideolojinin yazdığı tarih, resmi ideolojinin yazdığı tarih. Bir de sivil bir tarih belki diyebileceğimiz, hani gayri resmi bir yaklaşımla ele alınan tarih. Ağızdan ağza, dilden dile. Çoğu da zaten menkıbelerle aslında zenginleştirilmiş bir gayri resmi tarih tezi. Şimdi bu iki tez ben zannetmiyorum, yani tarih okumalarımdan şöyle gördüğüm kadarıyla, işte Kemal Harpat Hoca, Allah rahmet eylesin, aynı şekilde Bernard Lewis, Halil İnalcık, gördüğüm kadarıyla dünyanın başka hiçbir yerinde resmi ve gayri resmi tarih çatışması yok bildiğim kadarıyla. Yani bugün biz tarihi getirdik maalesef şu iki şey arasına sıkıştırdık. Yani tarih ya kahramanlar ya da vatan hainleri tarafından oynanmış bir tiyatro oyunu gibi algılanmaya başlandı ki bu çok tehlikelidir. Kesinlikle. Bugün örneğin Avrupa'da Almanya örneği üzerinden gidelim. İkinci Dünya Savaşı bütün belgeleriyle, işte Nazi Almanyası dönemi, hatta sadece İkinci Dünya Savaşı değil, öncesi var yani 1920'lerden başlayan bir süreç. Didik didik edilip resmi tarihçiler tarafından, gerek Alman resmi tarihçileri, gerek işte İngiliz kraliyet tarihçileri vesaire, yani çok böyle prestijli kurumların tarihçileri tarafından didik didik edilip bunların en ince satır aralarına kadar belgeleri ortaya konurken
ki bizim de bahsettiğimiz işte 26 Ağustos'ta başlayan süreç, yani öncesine de gidebiliriz. Yani belki bugün aslında Mirja Kefalo'nun bile belgelerini çıkarabiliriz resmi tarih üzerinden. İzleyini takip edebiliriz yani. Fakat biz bunu yapmıyoruz ve bugün bir yanda resmi tarih söylemi, bir yanda sivil tarih söylemi, ikisi arasında süren kavga maalesef tarihten hiçbir şey anlamadan, tarihi olması gerektiği gibi verimli bir şekilde anlamlandıramadan, üzerinden ya kırmızı kalemle geçip satırların üstünü çiziyoruz ya da yeşil kalemle altını çizerek geçiyoruz. İkisi de doğru değil bence. Çünkü tarih bir neden-sonuç ilişkiler yumağıdır. Yani Mirja Kefalo'nu çıkarın, Fatih de kalmaz tarihte. Fatih'i çıkarın, ikinci Abdülhamid'i bulamazsınız artık tarih sayfaları arasında. Onu çıkarırsanız da Enver Paşa'yı bulamazsınız. Enver Paşa'yı çıkarın, Mustafa Kemal Paşa'yı bulamazsınız. Onu çıkarırsanız da Adnan Menderes'i bulamazsınız. Evet. Şimdi bunun üstesinden gelebilmek için, yani şöyle söyleyeyim hocam, tarihte yanlış yapanlar vardır diye düşünüyorum. Yani bu, ben bu programı kafamda çok oynadım. Yani şu anda mikrofonun başına geçmeden önce hocama soracağım ilk sorulardan birisi şu olacak demiştim. Ben öyle düşünüyorum. Şahsi kanaatim şudur. Tarihte doğru yapanlar, yanlış yapanlar vardır. Şimdi bana sorarsanız Osmanlı'nın yıkılmasına sebep olan başlı başına ya da tek başına bir ihanet çetesi olamaz. Çünkü Osmanlı kuvvetli olsa milyon ihanet te uğrasın, hiçbir şey olmazdı. Ama son zamanlarda uygulanan bir takım yanlış politikalar, yani bunu sadece padişahın şahsında söylemiyorum, yani devlet bürokrasisinin yaptığı hatalar, tüccarın yaptığı hatalar, belki yani ekonomi kurmaylarının yaptığı hatalar, hepsi bir araya geldi, koskoca bir imparatorluğu çözdü. Tabii koskoca bir imparatorluk çözülünce küllerinden yeni bir şeyin doğması da çok doğaldı. Şimdi biraz aslında günümüze ben yaklaşmak istiyorum. Osmanlı ne zaman kaybetmeye başladı tam olarak? Yani askeri anlamda değil. Yani sizin hem öğretmenlik hayatınızda hem de öğrencilik hayatınızda, okumalarınızda. Evet, Osmanlı, yani bunu belki öğrencilerinizle paylaşmamışsınızdır bunu hiç. Fakat bence şahsi düşüncem şudur ki deyip Osmanlı'ya bir kaybetme tarihi koyabildiniz mi kafanızda? Şimdi fizikten bazen örnek vererek çıkıyorum yola. Hı hı. İşte bir plastik top zıplattınız. En yüksek noktaya geldiği an aşağıya düşmeye başladığı nokta diye ifade, evet, ediyorum. Osmanlı'da baktığımız zaman bu Kanuni dönemi. Kanuni döneminden itibaren Osmanlı artık hani zirveyi Kanuni döneminde yaşadı. Sonrasında durağanlaştı. Sonra da yavaş yavaş çözülmeye başladı. Tabii bu yavaş yavaş derken gerçekten de yavaş yavaş. Yani yine 200 yılı aşkın bir süreç yaşandı orada. Burada biz bir imparatorluktuk. Belki hala öyleyiz. Şimdi imparatorluğu çok ulusluluk dersek şu an Anadolu'da yine aynı şeyi görüyoruz hemen hemen. Belki bir sebebi de buydu. Hani bu, hani soruya, işte sohbete başlarken bu ikilik mevzunun bir sebebi de belki buydu. Çünkü mesela işte bir Fransa'da sadece Fransızlardan bahsediyoruz. Evet. İşte mesela Çin'de sadece Çinlilerden bahsediyoruz. İşte git arkeolojik kazılar yap, hep Çinlilerle ilgili şeyler bulursun. Şimdi mesela araya bir gireyim hocam. İngiltere'de mesela Birleşik Krallık bölgesinde sadece İngilizlerden bahsedemiyoruz. Yani bunun içinde İrlandalılar, evet, var, evet, işte İskoçlar, evet, var. Dolayısıyla, evet, problemi de 80'lere kadar zor çözdüler. Evet. Evet. Biz de dolayısıyla bizden olmayan şucu bucular çok kafa karıştırdı diyebilirim bu anlamda. Kanuni'den itibaren de biz, belki buna üniversitede hocam şey diyordu, ne zaman ki işte Safeviler kuruldu 1500-1501, Türk dünyasıyla bağlantımız kopmaya başladı. İşte aklı önde tutan maturiyedilik anlayışıyla
hareket eden ya da işte o şekilde bir gelecek tahayyülü kurgulayan Osmanlı bundan vazgeçip işte nakli önde tutan eşarilik anlayışıyla işte bu sefer Arap kültüründen beslenerek böyle bir felsefeyle hareket etmeye başladığı andan itibaren bence artık gerisin geriye gitmeye başladık. Peki bu anlayış hocam bürokrasiyi mi ele geçirdi yoksa hanedanlığı mı ele geçirdi sizce? Bu anlayış bürokrasiyi ele geçirdi öncelikle. Hı hı. Çünkü mesela Fatih dönemine baktığın zaman padişah gücünün zirvesinde. Yani Şeyhülislam'ı kontrol edebilecek güçte ama işte Kanuni'den itibaren, Ebu Suud Efendi'den itibaren bu iş değişiyor. Hı hı. Bürokrasi içerisinde dediğim gibi işte eşarilik anlayışıyla hareket edenlerin sayısı artıyor. Hı hı. Burada şunu da eklemekte fayda var. Biz ne zaman işi ehline vermeyi bıraktık, tepe taklak olduk diyorum ben. Evet. Ne zaman işi ehline vermeyi bıraktık, hı hı, ondan sonra tepe taklak olduk. Yani liyakat sisteminin çöküşü. Liyakat da önemliydi. Tamamen doğrudan Kanuni döneminden mi başlıyor? Şimdi tarihçiler burada beni de eleştiriyor da olabilir. Ya Kanuni olur mu işte? Kanuni döneminden başlamamış olabilir ama tohumları oradan o dönemde atılmaya başlandı. Ondan sonraki süreçte geldim maalesef. 1700'lü yıllarda biraz şeyi değiştiriyoruz. Yani bu gerileyişi durdurma, yani bu gerilemenin önüne nasıl geçebiliriz sorusunun getirdiği paradigma biraz yönünü Avrupa'ya dönmeye başlıyor değil mi? Yani özellikle 1800'lerin başında işte 1839 Gülhane Hattı Humayunu, arkasından Avrupa'ya öğrenciler gönderiliyor, onlar geri geliyor, onların başlattıkları işte yeni Osmanlıcılık hareketleri vesaireler. Yönümüzü batıya tam olarak ne zaman döndük? Yani 1839 bunun sonucuydu galiba, Mustafa Reşit Paşa'nın aldığı karar, o bir sonuçtu gibi geliyor bana. Ya Mustafa Reşit Paşa Avrupa başkentlerinde elçilik yapmış. Seferlik yapıyor. Elçilik görevinde bulunmuş. Bir diplomattı. Avrupa'yı biliyordu. Hı hı. Osmanlı belki bu süreçte dönemini okumakta belki bir yanlışa düştü. Hani bunları söylemek tabii bana düşer mi bilmiyorum ama şimdi Osmanlı'nın batıyla ilgili süreci, yani ne zaman batının üstünlüğünü kabul ettik? Lale Devri diye söylüyoruz. Hı. Lale Devri döneminde tamam biz Batı'nın üstünlüğünü kabul ediyoruz. Kutsal İttifak Savaşları'ndan sonraki süreç, işte Karlofça Antlaşması'ndan sonra bir dönem daha kaybettiğimiz toprakları geri almaya çalışıyoruz. Böyle bir kaygımız, mücadelemiz var. Hı hı. Ama Pasarofça Antlaşması 1718 Pasarofça Antlaşması ile birlikte biz tamam işte artık olmuyor eskisi gibi, işte eski askeri gücümüz yok, işte zaten ekonomik güç yok. Çünkü Osmanlı savaşlarla müthiş yıpratıldı hocam. Evet. Yani 16 yıl savaşıyor, tam bitti derken bir 12 yıl daha savaşıyor falan. Yani orası bitiyor, işte doğuda İran başlıyor, orası bitiyor, Rusya başlıyor falan. Sürekli kaynak aktarmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla Osmanlı durup da yani mesela bir coğrafi keşifleri gerçekleştirebilecek düşünce ortamına belki de erişemedi. Zaten ihtiyaç duymadı. Derslerde de böyle bahsediyorum. Yani ihtiyaç duymuş olsaydı yapabilirdi de. Bir yolunu bulurdu değil mi? Yani sonuçta Piri Reis'in haritası var, çok meşhur. Tabii. Dünyanın uç noktalarını gösterebilen bir harita çizmiş. Bu adam nasıl çizmiş? Ama dünya Osmanlı'nın da şimdi ihtiyacı yoktu. Bütün ticaret yollarına hakimdi, denizlere hakimdi. Zaten öyle değil midir hocam? Ne zaman biz artık tamam ben oldum dediğimiz anda işte şeyleri gözden orada, kaçırmaya başlarız. Orada evet, çürüme orada başlar. Dolayısıyla Kanuni dönemi aslında bu dönem. Bu anlayışın başladığı dönem evet. Artık. Yani zirveye ulaşması Osmanlı'nın, yani hep tarih derslerinde yine resmi söylem üzerinden gideceğim.
tarih derslerinde bize söylenen hep şu olmuştu. Yani Osmanlı artık Viyana kuşatmasıyla doğal sınırlarına ulaşmıştı. Dendiğinde özellikle lisede ben de açardım. Viyana'da bir doğal sınır arardım yani. Böyle acaba Alpler olabilir mi falan düşüncesiyle. Aslında kastedilen o değilmiş. Yani bürokratik yapı artık doğal şeyine ulaşmış. Yani genişleyebileceği ve evet. işte ulaşabileceği en geniş sınırlara ulaşmış. Dolayısıyla buyurun hocam. Bu noktada bir şey olmalıydı diyorum. Yani mesela işte az önce bahsettim. Coğrafi keşifleri Osmanlı gerçekleştirmeliydi. Veya fikir hareketleri olacaksa Osmanlı'da olmalıydı. Ne bileyim hani bu tarz şeyler... Bunu Osmanlı başlatmalıydı ki Osmanlı bunun üzerine kendini yenileyebilsin ve devam edebilsindi. Aslında yapabilecek entelektüel altyapısı da vardı Osmanlı'nın hocam bunları yapabilecek. Yani hocam işte o entelektüel altyapının değişmeye başladığı süreç işte aklı önde tutan anlayışın gidip nakli ön planda tutan anlayışın gelmeye başladığı dönem. Yani bu dönemden sonra bir süre sonra bakıyorsunuz ki ya pozitif ilimler gereksiz görülüyor. Hı hı. Halbuki dünyada en iyi Osmanlı bu işi yapardı. Evet. Gereksiz görüldüğünde bu sefer siz gelişmeyi durdurursunuz hocam. Hı hı. İşte burada felsefe değişikliği çok etkili. Bu hemen tak diye sana işte olumsuz olarak yansımayabilir belki. Ama birkaç kuşak sonra. Tabii 100 tabii, yıllık kendim. Süreçte, 200 yıllık süreçte siz aslında ilerlemenin hatta var olabilmenin önünü tıkamış oluyorsunuz. Evet. Ama dünyadaki bütün bugüne kadar dünya tarihinin gördüğü büyük imparatorluklara baktığımızda hocam şeyin altını çizmek adına söylüyorum. Yani ne zaman liyakat kaybedildi? Devlet yönetiminde özellikle bürokraside artık liyakatın yerine başka burada seçici bana İbni Haldun'u hatırlattınız mukaddimesinde evet. Devletleri bir organizma gibi görüyor. Hı-hı. Doğar büyür işte Hı-hı. olgunlaşır işte gücünün zirvesindedir bir organizma gibi de yavaş yavaş yaşlanır gücünü yitirir ve nihayetinde ölür devletleri buna benzetiyor İbni siyasetnamede de buna benzer bir şey söylenir evet Dolayısıyla Roma İmparatorluğu'nda da aynı problemi görüyoruz. Liyakatın kaybedilmesi, bürokraside. Yani şimdi imparatorlukta devletin en tepesinde, zirvede zaten bir hanedan var. Aile geleneği ile o hanedanlığa sahip olan, hanedanlık hakkına sahip olan bir yönetim var. Ama devleti yöneten bir de bürokrasi var. Evet. Bürokratik yapı var. Şimdi aslında bugün de öyle. Yani demokrasiyle yönetilen, yönetim biçimi cumhuriyet olan devletlerde de cumhurbaşkanı, başbakan evet yürütmenin en üstündedir ama alınan kararları yürüten kesim bürokrasi kesimidir. Evet. Yani devleti yöneten iktidarın aldığı kararları uygulayıcılardan bahsediyorum. Bürokrasiden bahsediyorum. İşte bu bürokraside siz bir devlet başkanı olarak çok yetenekli olabilirsiniz. Kesinlikle. Siz devlet başkanı olarak çok akıllı, çok vizyoner, çok vizyon sahibi bir insan olabilirsiniz. Yani işte 2071 hedefi koyuyor önümüze değil mi devlet evet, başkanımız? 2053, 2071. Evet. Ama bunu devlet başkanımızın bizim önümüze vizyon olarak koyması bize yetmiyor. Bunu içselleştirecek o şuurda olmak tabii bürokrasiye lazım. İhtiyacımız var öyle değil mi? O şuurda olmak yani, lazım. Bunu kaybetmemek lazım. Yani burada ben hocamın sözüne biraz haddim olmayarak açmaya çalıştım. Eleştirdiğimiz şey devletin en tepeden yönetimi değil aslında. Fakat devletin en tepeden yönetimi de liyakatsızlaşmaya başlamayı belki fark edip bunun önlemini alabilirdi. Osmanlı özelinde söylüyorum. Aslında tarih bilinci bize bunu vermeliydi hocam. Evet. Yani eğitim noktasına geldiğimiz i̇şte zaman. Tam oraya getireceğim hocam lafı. Yani biz neden tarih öğreniyoruz? İşte ortaokulda sosyal bilgiler, lisede işte tarih dersleri falan. Hı hı. Çoğu zaman
sınav da karşımıza çıkacak da bununla ilgili işte soruları çözeceğiz diye bakıyoruz. Hani işte o dönem öğrenciler için söylüyorum. Biz belki öğretmenler için de bu böyle ya işte oğlum kızım neyse artık bak sınavda çıkacak. Ha çalış aman ha falan şeklinde bir tarihe bakışımız olmamalı. Tarihi motomot bir ders şeklinde de düşünmememiz lazım. Yani bir bilinç olarak aktarılması lazım. Bir şuur oluşması lazım. Şuur oluşması lazım. Yani tarihini bilmeyen milletler Atatürk'ün sözüydü yanlış hatırlamıyoruz. Başka milletlerin avı olurlar nihayetinde. Evet. Ya da Türk milleti özelinden söylemek gerekir. Bu sözü söylemeyi çok seviyorum. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır diyor Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Ama gel gelelim hiç böyle oluyor mu? Pratikte nasıl? Aman hocam tarihi nasıl okuyup yaparız? Mevzu o değil aslında. Yani ben aslında tarih anlatırken de öğrencilerim şimdi beni dinliyorlarsa da biliyorlardır, fark ederler de ben ne not için anlatıyorum ne de sınavda çıkacak diye anlatıyorum. Ben diyorum size geçmişi, zamanı, dönemi, dünyayı, bugünü ve geleceği anlamlandırabilmeniz için size bu aktarımı yapıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Kimsiniz, nesiniz, nereden geldiniz, nereye gideceksiniz? Bunun farkında olmanız lazım. Yani ayağınızın yere basması lazım. Bu vatan benim, bu millet benim demeniz lazım. Bununla da kalmayıp bu dünya benim. Daha evrensel tabii. Bakmak lazım. Bu dünya benim, bu dünya bizim demek lazım. Nihayetinde Orhun Anıtları'nı okuyup baktığınızda, değil mi? Güneşin doğduğu yerden evet. Battığı yere kadar bize verilmiş, Türkiye, Türk milletine verilmiş olarak görüyoruz. Evet. Tabii biz bunu nasıl, yani ne kadar bu şekilde anlıyoruz, algılıyoruz? İşte sıkıntımız burada başlıyor hocam. İşte burada devreye bir çatışma giriyor hocam. Bu, ben aslında biraz bunun şeyini bu resmi ve gayri resmi tarih çatışmasını, resmi tarih yani ideolojik yaklaşımla ele alınan tarih. Gerçi gayri resmi tarih de ideolojik yaklaşımla ele alınıyor. O da ayrı bir konu ama bu çatışmayı çözmediğimiz sürece bu meseleyi ortadan kaldırmadığımız ve tarihe daha böyle şuurlu bir bakış açısıyla yaklaşamadığımız, tarihi ideolojilerin bir çatışma alanı haline getirdiğimiz sürece hocam 26 yıl konuşalım burada 26 Ağustos'u veya 30 gün 30 Ağustos'u konuşalım. Buradan tarihten bizim tarih öğretiminden ve tarih konuşmaktan, tarihi yazmaktan, tarihi anlamaktan muradımız geleceği anlayabilmek aslında. Yani geçmişi yani şöyle düşünelim. Tarihi ben bir örüntü olarak görüyorum hocam. Yani geleceğe dair öngörülerde bulunmak için bir örüntüdür tarih. Evet, şimdi örüntü nedir? İlkokulda başlar matematikte eğitimi işte. 2, 4, 6 diye gider. Oraya bir boşluk bırakılır. Buraya hangi sayı gelecek? Şimdi orada çocuğun bir örüntü oluşturması gerekiyor. Evet, 2 artan bir örüntü var burada. 2, 4, 6 buraya 8 gelecek o zaman. Ben tarih şuurunu böyle görüyorum. Yani şu tarihte, şu dönemde, şu çağda şunu kaçırdık, bunu yapamadık, başımıza bu geldi. Şunu yapamadık, bu geldi. Şunu şöyle yapabilirdik, öyle yapamadık, böyle yapabildik. Dolayısıyla bu geldi. O zaman bir örüntü oluşuyor işte geleceğe dair. Öngörüde bulunabilmemiz için bu örüntüye ihtiyacımız var. Yani bizim o, bir de bu açıdan çok şanslıyız aslında. Yani 5000 yıllık bir tarih var hocam elimizde. Yani bugün Almanya'ya giderseniz Almanya'da yani 300 sene öncesinden daha geriye giden bir tarih göremezsiniz. Yani karışır her şey. Yani bir Slavlık falan girer işin içerisine. İkinci Dünya Savaşı'nda birbirlerinin gırtlağını kestiler. Nasıl olacak? Yani bir Alman Slav tarihini kendi tarihi gibi benimseyemiyor veya tersi. Mesela Rus kraliçesi diyoruz ikinci Katerina Alman asıllı. Alman asıllı veya İngiliz hepsi birbiriyle akraba. Hepsi birbiriyle akraba. İşte Habsburglar zaten en büyük akrabalığı onlar. En büyük akrabalığı onlar. Veya Fransa kraliçesi İngiliz kökenli veya tam tersi. Şimdi bizim elimizde bu açıdan çok büyük bir malzeme, daha homojen, daha anlaşılabilir, daha az sofistike ama kötü anlamda demiyorum bunu. Daha bize ilham verici bir tarih külliyatı varken elimizde
Biz meseleyi getirdik. İşte 1916'da şunu yapan bilmem ne paşa hain miydi? Şu padişah şöyle miydi? Ya şimdi tekrar söylüyorum hocam. Toplasanız bizim tarihimizden 5 tane hain çıkmaz. Net söylüyorum yani. 5 hain çıkmaz. Bütün 5000 yıllık tarihten 5 tane zor çıkar yani. Peki biz bu kadar haini hangi ara yarattık? Hocam bir de tarihin bir kuralı vardır. Tarihi olaylar olayın yaşandığı günün koşullarına göre değerlendirilmelidir. Bunu da kaçırıyoruz bence. Hı hı. Yani işte Enver Paşacılar, Atatürkçüler, İttihatçılar, işte Hürriyet itirafçılar falan o dönem evet. için konuşacak olursak. Hı hı. Şimdi herkesin dönemine göre bir bakış açısı ve işte kurtuluş reçetesi var. Ona göre hareket ediyor. Hı hı. Diğer tarafta da işte senin dediğin gibi olmaz, senin düşündüğün gibi olmaz. Bu şekilde kurtuluş söz konusu olur şeklinde bir düşünceyle hareket ikilik oluşturuyor. Osmanlı'da zaten Avrupa iyileşme başladıktan sonra ikilik oluşmaya da başladı. Yani belki bu cümleyi ilk defa kuruyorum ama. Şimdi Avrupa'ya hemen hemen Japonya'yla aynı dönemlerde öğrenci gönderdik. Japonya'nın öğrencileri döndüğünde başka bir şeye vesile olurlarken bizimkiler döndüğünde tamamen siyasi işlerle uğraştılar. Belki haklılardı. Kendilerine göre haklılardı. Avrupa'da bizim muhalif güruhu işte Genç Osmanlıları işte Jön Türkleri ya da işte bu kimseleri örgütleyen veyahut işte onlara bir yön tayin eden işte ya da Avrupa'nın gelişim sürecini bunlar alıp Osmanlı'ya uygulamıyor. Yani onların reçetesi ayrıydı. Hı hı. Bir keresinde İbrahim Kalın Bey de buna benzer şeyler söylüyordu. Nihayetinde Avrupalıların coğrafi keşiflerden sonra başlattığı işte Katolik Kilisesi'nin gücünü kırma süreci, işte reform hareketlerinden bahsediyoruz. İşte bunun sonrasında modern devlete geçiş süreci. Bizim bunlara ihtiyacımız yoktu aslında. Çünkü onların yaşadığı tarihsel süreci biz yaşamamıştık. Ama biz Avrupa'ya öğrenci göndermeye başladıktan sonra, 2. Mahmut dönemi miydi? Neydi yanlış hatırlamıyorsam. 1800'lü i̇şte, yılların başında evet 2. Mahmut dönemi yaklaşık. O süreçten sonra biz Avrupa'daki bu yenileşme sürecini kurtuluş reçetesi olarak aldık geldik uygulamaya başladık. Ve bir doku uyuşmazlığı oluşmaya başladı. İşte ikilik oldu Avrupa'yı, Avrupa'yı olmayan. Daha geleneksel işte, bir bakış. Avrupa'yı okullar açıldı işte eski okullar kaldım. Hı hı. Ondan sonra mahkemeler işte Tanzimat'la birlikte Avrupa'yı işte ya da işte değişik yeni tür mahkemeler kuruldu. Eskileri kaldı. Hukukta ikilik, eğitimde ikilik, her şeyde ikilik askeri oluşmaya başladı. Askeri düzende de oluşmaya başladı. Evet. Hı hı. Yani Yeniçeri'nin gücünü kırabilmek için 1826'ya kadar ki onda da işte 2. Mahmut işte ulemayı ve toplumu da kendi tarafına çekmeseydi onu da başaramayacaktık. Ne zaman ki Yeniçerileri salıverdi. Hani böyle de anlatılmaz belki ama salıverdi. Artık ulema da illallah dedi Yeniçerilerden. Esnaf da halk da illallah dedi. Böylece bir de içerisine de işte kendinden olanını soktu falan. Böyle halledebildim. Ama işte o Yeniçeri Ocağı başlangıçta işte Bektaşi düşüncesiyle değil mi? Kuruluşta işte yükselme döneminde müthiş başarılara imza atmış Yeniçeri Ocağı. Orhan Bey zamanında mı kuruluyor hocam? Temelleri 1. Murat zamanında. Yaya ve Müsellemler Orhan Bey zamanından itibaren başlar. 1. Murat zamanında Bektaşi anlayışıyla evet. işte Yeniçeriler oluşmaya kurulmaya başlıyor. Şimdi geçen de kızım şey soruyor. Ateş kötü bir şey mi baba diyor. Ben de dedim ki ya ormanı yakan ateş kötü tamam. Ama evimizde, ocağımızda yemeğimiz pişirdiğimiz ateş kötü değil. Şimdi bu geldi aklıma patlıyor. Evet. Yeniçeriler kötü müydüm? Başlangıçta işte
davaya sadık kalıp işte kuruluştan itibaren ilahi kelimetullah diyen Yeniçeriler iyiydi. Hı hı. Sonra ne oldu? Sonra Yeniçeriler artık değişmeye başladı. Belki ocak bozuldu, ruhunu kaybetti. Yani işte burada felsefe değişikliği var işte başlangıçta söylediğim gibi. Bu felsefe değişikliği sonrasında devlet benim demeye başladım. Tabii bir sürü anlatılması gereken şeyler var. Sabah kadar konuşsak. Tabii. Mesela işte, tımar sisteminin işte yetersiz kalması dolayısıyla Yeniçeri Ocağı'na asker alımının artırılması, sayının artması, Osmanlı bir terazi kurmuştu. Evet. Yani Yeniçeriler baş kaldıracak olsa tımarlı sipahiler onları dengeliyordu. Ama ve lakin ikinci Viyana bozgununa gelindiğinde artık 13. yüzyıllarda delikli demir denilen tüfenk artık geliştirildi. İşte ateşli silahlar orduda işte ayrı bir birlik olarak kullanılmaya başlandı. Osmanlı bunu denedi. Tımarlı sipahiyle verdi tüfengi, denedi. Kaldırıp attı tımarlı sipahi. Yani başaramadı. Ben eski işte alırım kılıcımı kalkanımı devam ederim dedi. Ama dönem değişmişti. İşte Osmanlı'nın kaçırdığı noktalar da bu. Askeri teknolojiyi de kaçırdı burada. Şimdi dolayısıyla o zaman tımarlı sipahi ne iş yapacak? Yani niye biz işte tımarlı sipahi besleyelim? Osmanlı'nın savaşı devam ettirebilmek için askeri güce, askere ihtiyacı vardı. Verdi parayı, aldı Yeniçeri Ocağı'na adam. Yani maaşa bağladı vesaire falan. Dolayısıyla ne dedik? Ne zaman işi ehline vermeyi bıraktı dedik değil mi? Halbuki devşirme sistemiyle yetiştirilmesi lazımdı Yeniçerileri. Daha zamana yayılarak, daha profesyonel. Evet. Ama Osmanlı ne yaptı? Artık devşirmeyi bekleyemedi. Yani, yetişmemeye başladı. Yani savaşlar uzun sürmeye başladı. Avrupalılar işte ordularını modernize ettiler falan. İşte ateşli silahlar kullanmaya başladılar. Artık Osmanlı bir günde birkaç saatte bitirebildiği savaşları yıllarca bitiremez oldu. Ekonomik sıkıntısı ayrı. Dolayısıyla hani dediğim gibi bir sürü şey anlatılabilir burada ama nihayetinde burada ikiliğin yaratılması işte Avrupa'yı tarzda yenilikler askeriyede işte eğitimde yoksa ders gibi olacak hocam şimdi çok şeye aslında boğmadan yani tarihte hocam tarih öğretimimizin problemlerinden birisi de tarih öğretme metodumuz aslında yani malzemeyi yani çok elimizde kuvvetli bir malzeme var fakat bu malzemeyi biz tarih öğretmiyoruz hocam. Biz tarih aktarıyoruz. Aktarıyoruz. Okullarda. Çok doğru söylüyorsunuz. Aynı şeyi ben edebiyat için de söylüyorum. Biz edebiyat öğretmiyoruz. Biz edebiyat tarihi öğretiyoruz. Ya da onu aktarıyoruz. Bunu edebiyat da söyleyecektim tarih. Edebiyat tarih ilişkisinde. Evet. Yani tarih öğrettiğimiz yabancı dil de öyle. Mesela eğitim sistemimiz genelinde var herhalde bu. Yani yıllarca İngilizce dersi alıyor çocuk. İngilizce konuşacağım. Yıllarca tarih dersi alıyor. Tarih bilmiyor. Evet. Nasıl yorumlaması gerektiğini farkında değil. Ya düşünsenize yani bazen ben şaşırıyorum ya anlatıyorum hemen bir dakika akabinde soru soruyorum çocuk hala anlamamış oluyor. Evet. Yani bizim anlam noktasında bir sıkıntımız var eğitimde. Bu eğitim felsefesi değişti, sistemler değişti, teknoloji değişti ama bu eksikliğimizi hala giderebilmiştik. Belki biz öğretmenler olarak tembellik yapıyoruz. Belki. Hala sistem değişti. Öğretmen artık bilgi öğreten değil de öğrencinin öğrenmesinde rehber olan kişi olması gerekirken şu anki durumda biz hala mod bütün konuları aktarmaya çalışıyoruz öğrenciye. Gösteriyoruz yani tarihte işte tahtaya açıyoruz, sunumu yapıyoruz, gösteriyoruz. Aynı şey kitabında var. YouTube kanalları var aynı şeyi oradan takip ediyor falan. Öğrenci artık öğretmene ihtiyaç duymuyor ya da anlatımına ihtiyaç duymuyor ya da değer vermiyor. Şimdi tarihin neden, niçin, nasıl önemli olduğunu benimsetmemiz lazım. İçselleştirmesi lazım. Anlam katması lazım. Yani bunu yapamadığı zaman da çocuk tarihe gereksiz olarak bakıyor. İşte bu noktada bir şey daha oluşuyor hocam benim çevremde gördüğüm kadarıyla. Şimdi maalesef bizde tarihe yaklaşım ideolojilere kurban edilmiştir hep. Burada barış sağlamamız lazım. Kesinlikle. Hocam. Kesinlikle. Yani bunu bu barışı sağlamanın birçok yolu olabilir. Bunlardan bir tanesi de bence şu.
bir defa öncelikle resmi tarih söylemini ideolojik olarak belli bir kesimin üzerine bir dayatma değil. Bunu belgeleriyle ve neden sonuç ilişkileriyle ortaya koyup bunların materyallerini oluşturmak, kitaplarını yazmak. Öte taraftan da resmi tarih söyleminin karşısında kendini konumlandıran, yani bugün işi ülkenin kurucu liderine hakaret etmeye kadar götüren bir yaklaşım var yani. Neden? Bu hep karşılıklı etki tepkiyle. Yani hak vermekle anlamak arasında bir fark var hocam. Ben anlama noktasındayım. Yani hak vermiyorum ama anlamayı anlamaya çalışıyorum. Bu önemli. Şimdi bizim okullarımızda yürütülen, ders programlarımızda yürütülen bir resmi tarih tezimiz var, söylemimiz var. Osmanlı tarihi için de bir resmi tarih tezimiz var. Şimdi eğer resmi tarih söylemimiz yeterince müfredatta kendisine güç bulmaz ve güçlü bir öğretim ne diyelim malzemesi haline gelmez ise bu zaman işte alternatif sivil tarih söylemi devreye giriyor ve içi çoğu zaten menkıbelerle doludur. Çünkü tarihi devletler yazar hocam ve galip devletler yazar. Yani şimdi Osmanlı'nın tarihi sanki çok mu sivil bir tarihti? Peçevi yazmadı mı Osmanlı'nın tarihini? O da bürokrattı. Evet. Veya Namiya Ahmet Cevdet Paşa. Ahmet Cevdet Paşa. İşte Mustafa Naim Halep. Tabii şimdi yani bu onlar da bürokrasinin içindelerdi. Dolayısıyla tarihi Naima'nın yazdığı kadar, Peçevi'nin yazdığı kadar, Cevdet Paşa'nın yazdığı kadar daha sonra Cumhuriyet döneminde de yine tarihçiler yazmaya devam burada etti. Burada bugünün tarih bilimi olarak işte derslerde şöyle tanımlıyoruz işte geçmişte yaşamış toplulukların yaşayışlarını işte yer ve zaman göstererek sebep sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak ve objektif bir biçimde inceleyen sosyal bir bilimdir diyoruz tarihe, değil mi? Bu tanımlama 19. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıktı. İşte Anal Okulu temsilcileri vesaire. Bunu Türkiye'de belki de en iyi uygulayanlardan biri Halil İnalcık hocamızdı falan. Hı hı. Tarihin yani geçmişi incelerken tek bir nedene, tek bir kaynağa ya da işte belli bir kaynağa yönelmekten ziyade o tarihi olayın oluşmasını sağlayan işte sosyal olsun, psikolojik olsun, pek çok nedenini, ekonomik olsun falan, pek çok nedenini bir bütünsel yaklaşımla ele alıp ondan sonra yazımının gerçekleşmesi süreci, hı hı, ki biz işte 19. yüzyılın ikinci yarısı gibi bu tarih, bilimsel tarih dediğimiz tarih yazımı gerçekleşmeye başladı. Mesela işte Naima Efendi, işte Vakanivüs, işte olayları işte oluşturasına göre kendi padişahının, hükümdarının döneminden itibaren yazar. Evet. Öncekileri de derleyip toparlamaya çalışır, evet, vesaire. Böyle bir tarih yazımı. Bu bir de devletin resmi tarihçisi, tabii, vakacısı, tabii, olaycısı oluyor nihayetinde. Ama bu tarih, hani bugünkü bilimsel tarih bu şekilde değil. Yani sosyal tarihi var, ekonomik tarihi var. Yani birden çok bir sürü neden söz konusu ve özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte artık modernizmin eleştirilmeye başlandığı, şimdi çünkü pozitivizm, modernizm dünyaya, dünyada işte insanla cenneti yaşatacak iddiası söz konusuydu. Modernizm büyük bir dünya savaşına, cehennemi yaşattı bize. Sonra eleştirilmeye başlandı ve postmodernizm akımı ortaya çıktı. Postmodernizmle birlikte azınlık gruplar da, küçük gruplarda ya da farklılıklar, çok renklilik falan, hepsinin ayrı ayrı tarih biliminden bahsedecek olursak tarihi yazımı söz konusu oldu. Yani demem o ki bir hükümdarın, bir kralın, bir devletin, bir milletin ya da bir siyasi oluşumun, otoritenin geçmişi değil de belki işte küçük bir topluluğun işte tarihsel süreçte yaşamını da kaleme almaya başladılar. Dolayısıyla tarih anlayışı, tarih yazımı değişti. Bilimsel tarih olarak bu sefer baktığımızda bu böyle. Ama ve lakin devletler tarihi niye okutur? Müfredatlarında niye tarih var ya da işte okul programlarında niye tarih vardır?
Devletlerinde bir insan tipi var yetiştirmek istediğim. Bir prototip. Bir insan tipi var. Osmanlı eğitimini anlatırken de söylüyor. İşte devletine sadık, işte ahlaklı, şöyle böyle insan yetiştirmek. Şimdi her devletin bir insan tipi var. O tipi oluşturmak, yetiştirmek için tarihi bir araç olarak kullanıyor. Yoksa tarih her türlü, her şekilde okutulabilir, araştırılabilir, tarih yazımı öğretilebilir. Tarih liselerdeki program bir resmi tarih, bir ideoloji, resmi ideoloji ortaya konuyor ve ona bağlı insan tipi oluşturulmak üzere biz anlatıyoruz. Buradaki sıkıntı, sizin söylemeye çalıştığınız nokta bu. Şimdi bu devleti kuranlara, işte kuranlara muhalif kimseler de var kuruluştan itibaren. Şimdi biz 30 Ağustos konuşacaktık. Düşünün işte Çanakkale Savaşı sonrası Hektor'un intikamını asıl şimdi aldık diyen Atatürk'ün Mondros Mütarekesi'nden sonra başlayan işgallere karşı Samsun'a ayak bastıktan sonra bir hazırlık çalışması var. Şimdi bir kabaca bir özetliyorum. İşte genelgeler, kongreler, işte Amasya Protokolü vesaire, meclisin açılması, Misak-ı Milli'nin kabulü, İstanbul'un işgali, Ankara'da meclisin toplanması derken savaş başladı. İşte 1. İnönü Savaşı. Ne dedi orada da? Siz dedi yalnız düşmanı değil, milletin makus talihinde yendiniz dedi Mustafa Kemal Atatürk. Aslında bir başarı mıydı, bir zafer miydi? Zafer olsaydı Yunan orada dökerdik denize diye düşünüyorum bazen. Tabii yine 300 yıllık tabii abartmış oluruz. 230-240 kadar yıllık 1683'ten beri bir geri çekiliş var. O geri çekilişi durdurabilme emaresi göstermiş olmak makus talihi tersine çevirmektir. Akabinde 2. İnönü, Yunanlılar tekrar harekete geçtiler. Yine işte engellendiler İsmet Paşa öncülüğünde. Akabinde Kütahya-Eskişehir savaşları ki bu sefer destek de alan Yunanlılar bizim ordumuzu yok etmek üzereydi ki kolay kolay bir komutanın, yani herhangi bir komutanın kolay kolay veremeyeceği bir emri verdi Mustafa Kemal Atatürk. Vatanın önemli bir kısmı belki düşman eline bırakılarak ordunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi emri verdi. Doğunun, ordunun korunabilmesi. Ordunun evet. Tabii. Ya artık son ordu elimizde zor toparlayabilmişiz. Daha ordu da olamamışız. Daha yani eğitimler verilmesi lazım. Taarruzu bilmiyor. Giyeceğinden tutun yiyeceğine varana kadar silahı, cabası, her türlü eksiğimiz var. Ama bu savaş kurtarılacaksa bu kurulan orduyla kurtarılacaktı. Çektik Sakarya'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Sakarya'nın doğusuna çekildi. Sonrasında 5 Ağustos 1921 başkomutanlık yetkisi Mustafa Kemal Atatürk'e veriliyor. Bu yetkiyle birlikte daha hızlı karar alma vesaire. Hemen 7-8 Ağustos'ta Tekalif-i Milliye emirleri yayınlanıyor. Ve bu daha, bu emirler daha uygulanamadan, ki Tekalif-i Milliye emirlerini her sene anlatırken gözyaşlarımı tutamam yani. Çünkü ya çorap, ya çorap, iş çamaşırı isteniyor. Tel, pastı dahi olsa bir tel isteniyor yani. Ordunun ihtiyacı karşılanmak üzere. Ya o isteklere baktığınız zaman, listeyi okuduğunuz zaman ben ders anlatırken kopuyorum. Ama öğrencim bu noktada dinlemiyor bile yani. Umurunda değil. Çünkü bunları hissetmemiş. Bunları hissetmemiş. Ya bu vatan kolay kurulmadı ki. Kolay kurtarılmadı ki. Bunun farkına varmayan öğrencim böyle bir duvar gibi beni dinliyor. Peki nasıl bir gelecek tahayyülü kuracağız ki? Yani bu, yani geçmişiyle kavgalı bir millet. Ya şöyle hocam, şimdi çok açık bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Bu konudaki düşüncelerimi hem de hislerimi bir taraftan. Şimdi
tarihin derinliklerinden gelen neden sonuç ilişkileriyle düşe kalka çok şanlı dönemlerimiz de olmuş. Çok zor zamanlarımız da olmuş. Yani böyle beka varlık yokluk sınavıyla sınandığımız zamanlar da olmuş. Hepsi bizim tarihimizin bir parçası. Evet. Fakat şeye baktığımızda orada da bir eksik görüyoruz. Yani nerede hata yaptık? Yani mesela Anadolu Selçukluları nerede hata yaptı? Ya da Büyük Selçuklular nerede hata yaptı? Bunları mert bir şekilde, yani kendimize dürüst olma anlamında söylüyorum mertliği. Kendimize dürüst olacak bir şekilde ortaya koyma. Yani şimdi mesela ortaokuldan liseden hatırlıyorum. Kanuni'ye kadar böyle anlatılır. Aman yarabbim. Yani uçuyoruz. Şey olarak hani böyle manevi olarak doluyor insan ya. Çünkü o kültürden yetişmişim ben de. Yani ben evimde kahramanlık, bizim evimizde kahramanlık hikayeleri anlatılarak büyüdüm yani. Büyütüldüm. Şimdi bunun üzerine Kanuni'ye kadar uçuyoruz. Viyana önlerine varıyoruz. Hani şeye benzetiyorum ben biraz. Her defasında Titanic'in batacağını bile bile o filmi seyrediyoruz ya. Yani o imparatorluğun Kanuni'den sonra, yani hepimiz Kanuni'ye kadar olan padişahları sayarız mesela sırasıyla, değil mi işte? Osman Bey'den başlarız, babası Ertuğrul Gazi'den, Osman Bey, Orhan Bey oğludur gibi 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 gideriz. Kanuni'den sonra bir şey başlar bizde hani. Orayı biraz yok mu saymaya çalışıyoruz? Bir de böyle işte İkinci Abdülhamit'le bir dirilme dönemi olur. Yani tarihi anlayışımızda. Ama bir de arası karşıtları var. Kızıl Sultan diyenler var. Muhakkak. Şimdi yani bir tarihi şahsiyet niye kızıl olsun? Niye başka bir şey olsun? Şimdi burada bakış açısı önemli. Hocam nereden bakarsan bak yani bu şimdi. Şöyle söyleyeyim. Çok da girmek istemiyorum ama bir işte Masonik teşkilat açısından baktığımızda, hı-hı, işte Emmanuel Karasular falan o dönemde, Theodor Herzler vesaire, işte Abdülhamit'in tahttan indirilmesine vesile olan İttihat Terakki, işte yaparsınız edersiniz diye gazlayanlar, hı-hı, ki bu noktada güzel bir romandır da Ahmet Ümit'in romanı Elveda Benim Güzel Vatanım diye. Şimdi barıştırmak lazım dedim ya hocam, hı-hı, hani bir şey söylemeye çalışırken başka bir şey de aklıma geliyor burada. Burada mesela Abdülhamit dedik, Abdülhamit karşıtları dedik. İşte İttihat Terakki karşıtıydı Abdülhamit'in. İşte istibdat dedi yönetimine, işte Kızıl Sultan dediler. Ama bakıyorsun İttihat Terakki'yi işte Avrupa'da Mason localarında örgütlenilmiş. Ama İttihat Terakki liderlerini bireysel olarak incelediğinde... burada ben öğrencilerime de böyle söylerim. Yani bu adamlar Osmanlı'yı yıkmak için yola çıkmadı. Bu adamlar kurtuluşun bu olduğunu düşündüler. Bu olduğunu düşünerek yola çıktılar. Evet. Burada barıştırmak lazım. Hı hı. Atatürk İsmet İnönü karşıtlığı benzer şey. Hı hı. Ama İsmet İnönü'nün 2. Dünya Savaşı'na sokmadan Türkiye'yi ayakta tutması müthiş bir devlet adamlığıdır. Yani tabii, hakkını vermek lazım. Tabii. Yine bu programa gelmeden önce şöyle bir göz attım yine. İşte Kocatepe'de işte büyük taarruz başlamadan önce İsmet İnönü'nün askeri dehası da var orada. Topçudur İsmet İnönü. Müthiş bir top bataryalarının dizimini müthiş yapmış. Yunan topçuları kalkıp da topun başına gelemedi yani. Evet. Trikopis de yakalandığında öyle, hı-hı, söylüyor yani müthiş top atışları dolayısıyla, hı-hı, biz topçularımızı, toplarımızı hiç kullanamadık diyor. Şimdi hangi İsmet İnönü? Hangi İsmet İnönü? Evet. Yani şimdi o yüzden Abdülhamit'e de bakış, evet, önemli. Yani, evet, kimsin, nesin? Ta en başta sohbetimizin en başında biz imparatorluktuk dedim. Değil mi? Çok ulusluyuz. Bizim içimizde bu Osmanlı'nın yaşamasını isteyen biri olarak mı bunu yorumluyor? Abdülhamit'i mesela yorumluyor. Yoksa ya Osmanlı parçalansın da işte atıyorum işte Yahudiler de payını alsın gibi düşünenler mi ortalığı karıştırıyor? Ya da hiçbir şey bilmeyen halk hangisine inanacak? Evet.
Şimdi bu noktada tarih aslında bir inanç meselesi değil hocam bence. Yani yani şöyle bir şey söyleyemiyoruz. Yani iman ettim işte filanca paşanın hain olduğuna gibi bir şey bence yok. Ne var tarihe bakışta? Belgelere, kanıtlara ve doğru neden sonuç ilişkilerine dayalı dönemin şartları içinde dinamikleri net bir şekilde ortaya konmuş bir tarih bilinci olmalı. Dolayısıyla ne herhangi bir Osmanlı padişahı vatan haini olabilir, ne bir Osmanlı paşası memleketinin kötülüğünü düşünüyor olabilir. Yani şeyi düşünseniz hocam, Sarıkamış'ta on binlerce şehit verdik. Enver Paşa. Enver Paşa. Şimdi bu Enver Paşa'nın fakat Sarıkamış harekatıyla ilgili vizyonu nedir? Turan'dır. Turan yurdudur. Bugün hala uğraştığımız Karaban alınmasından sonra. Tabii. Yani Azeri kardeşlerimizle az önce bahsettik, 1501'de Safevilerin kurulmasıyla bağımızın koptuğu Orta Asya Türklüğü'yle o bağı kurmaya çalışıyoruz. Çünkü bizi zirveye ulaştıran oradan beslenmemiz idi. Evet. Yani Yesevilik düşünce, Maturidilik düşüncesi idi. Biz köklerimizi bulmaya çalışıyoruz. Evet. Yani orayla beslenebilirsek başka türlü olur diye düşünüyoruz. Yani muhtemelen önümüzdeki süreçte böyle şeyler olacaktır da ben, diye düşünüyorum. Evet, yani hem Türkiye yüzyılı söyleminde, yani bunun çerçevesi içinde, hem de 2053-2071 vizyonları ortaya konurken, hedefleri ortaya konurken bununla ilgili de bir ajandamız olduğunu, yani bilmiyorum, araştırmadım ama iman ediyoruz. İman ediyoruz, evet. Bununla ilgili bir ajandamızın olmasını da gönlüm istiyor diyelim. Olmalı. Olmalı. Yani ben bir Kafkasyasız 2053 hedefinin bir ayağını sakat olarak düşünürüm. Kesinlikle. Yani bir Türk dünyası en azından yani sınırları belki olabilir ama bir Avrupa Birliği modeli gibi daha geçirgen sınırlara sahip bir Türk Birliği modeli belki. Yakındır yani diye düşünüyorum. Bunlar olmadan 2071 hedefi biraz galiba şey kalır diye düşünüyorum. Yani sakil kalır diye düşünüyorum. Ama ve lakin biz bunları anlatamıyoruz hocam. Bak, ben tarih öğretmeni olarak anlatamıyorum. Öğrencim gülüyor çoğu zaman bana. Yani mesela neye gülüyor? Diyorum ki mesela Türkiye Cumhuriyeti Suriye'ye müdahale etti. İşte orada hem Türkiye'nin aleyhine kurulacak bir tampon bölge ya da devletçik engellenmiş oldu. Zaten bu gereken bir müdahaleydi. Hem de ya bakıyorum, ordumuzun müdahale ettiği nokta bizim ant içtiğimiz, yemin ettiğimiz sınırlar, misak-ı milli sınırları. Evet. Ya Atatürk'ten bize yadigar kalmış, almamız gereken, zaten bizim olanı almaya çalışıyoruz buradan. Veya muhafaza etmeye çalışıyoruz. Evet. Ya oraları biz yönettik. Bugün işte yönetenlerden yüzyıllarca fazla biz yönettik. Ben böyle anlatıyorum. Öğrencim diyor ki, bize ne hocam diyor onlardan, yok Suriyelisinden, ya işte orada kuzeye baktığında orada Türkmenler de var diyorum ben bu sefer. Ben çaresiz kalıyorum burada. Çünkü öğrencimin hazır olması lazım. İşte evet. 9'da öğrenmiş olması lazım, 10'da öğrenmiş olması lazım, 11'de. Bu tarihsel süreci öğrenemeden gelip işte bu sefer ben konuştuğumda olmuyor. Hatta yani mümkünse evden de bu kültürle işlenerek gelmesi lazım. Öyle değil mi? Yani sadece lisede kitaplardan alacağı eğitimle değil, ortaokul, yani büyüklerinin sohbetine oturduğu zaman daha çocukkenden itibaren. Ben hatırlıyorum, yani dedelerimiz, biz daha şu kadardık, otururduk dizlerinin dibine. Pek çoğu tabii şeyleri görmüş, işte daha büyük dedelerimiz vardı. Yani çok böyle son zamanlarına yetiştiğimiz. Milli mücadele dönemini görmüş, Kurtuluş Savaşı zamanını, evet, görmüş. Onlar anlatırlardı. Yani o iklimde büyüyünce zaten o şuurla da yetişmiş. Ben Karadenizliyim hocam. Bizim orada da dedeler Ruslarla savaşı, evet, anlatırlar. Hatırlarlar, evet, değil mi? Veya babaları hatırlıyordur, evet, onların. Evet.
bu şuuru maalesef ben bu postmodernist söylemle biraz aslında 80'li yıllardan itibaren sanki bu şuur biraz da tabii o en başından beri bahsettiğim orayı bir türlü açamıyorum kilidini. Hem kendi kafamda açamıyorum hem ben aslında açabilirim de bir anlamda hocam. Eğer bakın hocanın bir söylemi vardı. Hak batıl mücadelesi diye. Hı hı. Tarih boyunca Hazreti Adem'den beri bu mücadele hep var. İnsan yaratıldığından beri insanı işte insan olma vasfından koparıp Rabbine sırt çevirmesine sebep olma iznini almış, hı hı, bir şeytan var karşımızda. Hı hı. Bu şeytanın kendisini tanrı olarak tanıttığı, kabul ettirdiği bir insan güruhu da var. Şimdi bir taraf şeytani akıl, bir taraf rahmani akıl. Bu iki aklın mücadelesi, hakla batıl mücadelesi burada. Yani şimdi şeytanın en güzel oyunudur. Biz doğruya çok benzer, o kadar doğru olmayan şeyler ortaya koyarız ki insanoğlu hangisinin doğru olduğunu, evet, algılayamaz. Evet. İzlerin birbirine karıştı bir nokta. Mevzu, evet, var. Dolayısıyla işin açmaz noktası hakla batılı ayırt edememekte. Kim hak söylüyor? Kim rahmani akıl tarafında? Kim şeytani akıl tarafında? Yıllar önce yine Erbakan Hoca'nın bir lafı vardı. Çok gülündü. Eğlence noktasına döndü bir anlamda. Dedi ki Amerika'yı dahi biz kurtaracağız. Onlar bilmiyorlar. Söylemi aslında yani benim kanaatimce buydu. Yani onlar Lucifer dedikleri şeytanı Rab bildiler, Tanrı bildiler ve Tanrılarının emrettiği şekilde hareket etmektiler. Biz de işte rahmani akılla hareket ediyorduk ki yine Kazım Yurdakul'un araştırmacı yazar ifadesiyle Ebu Suud Efendi dönemine kadar. Bazıları diyor Ebu Suud'u yüceltir diyor. Ben diyor böyle böyle anlatıyorum diyor mesela. O dönemden itibaren ya da işte Maturidilik, Eşarilikten bahsettim. İşte artık Emevik anlayışla, hı-hı, hareket etmeye başladığımızda aslında biz aynı noktaya hizmet etmeye başladık. Hı-hı. İçimizdeki rahmani düşünceyle şeytani düşünce karıştı. Şimdi biz işte halk olarak da bunları birbirinden ayırt edemiyoruz. Çok çok benziyor şey hocam. Bu benim kendi çıkarımlarım. Aslında bu noktalara girmek istemiyordum. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum da. Yok yok hocam, kesinlikle kişisel düşüncelerimizi konuşuyoruz. Yani mesela kimseyi bağlamayan. Evet. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'na baktığımızda işte putperestliğe, işte o kültüre, işte o adaletsiz toplumsal yapıya, sınıfsal yapıya bakıyorsun. Aynı dönemde ya da benzer dönemde, yakın dönemlerde Roma'ya bakıyorsun, aynısı. Arap Yarımadası'nda da kadına değer verilmiyor. Roma'da da kadına değer. Kadın ya kocasının dininde olacak ya babasının dininde olacak mesela işte. Baktığın zaman o zaman bu bence, benim kanaatimce bu şeytani akıl. Ne oldu? Peygamber Efendimizle birlikte bu sefer rahmani akıl, yani hakkı üstün tutan medeniyet kurulmaya başlandı. İnsanın fıtratına en uygun, evet, ya da zaten olması gereken şekliyle. Dolayısıyla aslında mücadelemiz bu. Hı-hı. Yani saf insanla insan olmayanın ya da insanken işte şeytana iman etmiş olanların belki farkında bile değil. Hani ben onları şucu bucu yaparak anlatmak istemiyorum. Erbakan Hoca'nın dediği gibi onları bile biz kurtaracağız düşüncesiyle. Belki farkında değil. Onu doğru biliyor. Yani işte bu Mason locasıyla hareket eden İttihat Terakki'yi hain mi yapar? Yani birebir de dinlediğinde ya da işte takip ettiğinde ya da incelediğinde, araştırdığında işte benim ülkem, devletim işte yaşasın, özgür bir ortama erişsin, özgürce yönetilsin, insanlar mutlu olsun. Bunu arzuladıklarını görüyoruz. Evet. Ama madalyonun öbür tarafını çevirip ya da işte bu şeyi, o yaldızlı yeri kazıyıp altındaki
üzerinden belli bir süre geçtikten sonra. Zaten tarihin görevi de bu belki yani. Belli bir paradigmayı hemen oluşturamıyorsunuz tarihte. Yani evet. Mesela belki yüzyıllar sonra anlayabilirsiniz. Kesinlikle. Ben öğrencilerime hep şunu söylerim. Derim ki bugün hakkında lehinde veya aleyhinde şöyle böyle yazılan bir takım ideolojiler veya yapılar veya kişiler. Belki diyorum ben görmem ama 50 yıl sonra haklarında neler yazılacak? Yani bugün çok radikal şeyler yazılan, haklarında radikal söylemler olan ya da diyelim 90 milyon bütün vatandaşların üzerinde hemfikir olduğu bir lehinde ya da aleyhinde bakış açısı gelişen. Evet. Bir kişi ya da anlayış veya ideoloji için 50 sene sonra kimler ne söyleyecek diyorum, bir okuyun bakalım yani. Çok farklı şeyler ortaya çıkabilir. Şimdi kökten dinci olarak tabir edilen Atatürk muhalifi kesim var. Toplumumuzda var. Herkes biliyor bunu yani nihayetinde. İşte Atatürk'ün dine karşı işte yaklaşımını falan eleştirenler falan. Bazen bu ifadelere karşı diyorum ki mesela 15 Temmuz'da işte başarılı olunsaydı. Allah hani, korusun. Evet. Türkiye Cumhuriyeti işte askeriyle işte polisiyle işte yöneticileriyle işte başarılı olamasaydı da. Mesela bu terör örgütüne teslim olsaydı. O zaman o zamanki süreç sonraki süreç işte basını takip ettiğini falan bu sefer hain kim olacaktım? Cumhurbaşkanımız belki hain olacaktı. Evet. Devleti sattı bilmem ne falan. Zorla bu ideoloji çünkü artık köpürtülecek diye. Evet. Evet. Aslında mevzu bu. Dolayısıyla evet hocam. Hakla batılın tam ayrılması gereken yerde bu, biliyor musunuz? Yani meseleyi ideolojik yaklaşımlardan arındırmak. Tek söylemek istediğim şey buydu benim en başından beri. İkinci Abdülhamit dönemini de ideolojik yaklaşımlardan arındırmak, Atatürk dönemini de arındırmak, İsmet Paşa dönemini de arındırmak. Yani İsmet Paşa için örneğin çok yetenekli bir komutandır, çok yetenekli bir devlet adamı ama çok kötü bir siyasetçidir baktığınızda. Yani hani siyasetçi olarak çok başarılı değildir, kötü o anlamda dedim yani başarılı değildir. Ha, kitleleri peşinden sürüklemeyi becerememiştir. Yani popüler bir siyaset insanı olamamış. Ama bir başkasına bakıyorsunuz, çok kötü bir asker ama çok müthiş bir devlet yönetimi şeyi, yeteneği görebiliyoruz onda. Bu sebeple tarihi yazıcılarının, yani o tarihi yazanların zihniyetinden arındırmamız lazım. İşte 15 Temmuz örneğini de çok güzel verdiniz. Allah korusun ya başarılı olsalardı, yani becerselerdi diyelim. Evet. Bugün kimler kahraman olacaktı, kimler vatan haini olacaktı? Yani o terör yapısı bize kimleri kahraman diye gösterecekti. Bu sebeple insanlarımızın sağlıklı bir tarih şuuru, tarih bilinci geliştirebilmesi için, çocuklarımızın, öğrencilerimizin sağlıklı bir tarih şuuru geliştirebilmesi için tarihe ideolojik bakış açısı noktasından uzaklaşmaları gerekiyor. Yani ben hep şunu söylüyorum, bütün tarih yazarlarının bir ideolojisi vardır. Halil İnalcık Hoca'nın da bir ideolojisi vardır. Burada bir açmazımız da var sanki bizim tarih bilimini anlatırken yöntemsel olarak belki diyoruz ki objektif olunmalı. Tarihçi objektif. Ya tarihçi nasıl objektif olsun? Ben tarihçiyim şimdi. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. En başında devletimin yanında olacağım. Tabii. Oradan i̇şte, başlıyor tarafgirlik zaten. Türk'üm. Tabii. Milletimin yanında olacağım. Müslümanım, dinimin yanında olacağım. Şimdi Uşak Üniversitesi'nde Profesör Ramazan Altınay hocam var. Beni dinliyor mu şimdi bilmiyorum da. Ben tarafsızlığa inanmıyorum demiştim. Yani ya da tarafsızlık şöyle olunursa tarafsız olunur. Ya ben kardeşim Müslümanım. Ya ben milliyetçiyim, ya benim dünyaya bakış pencerem bu. Yazarsın işte kitabının başına, ön sözüne bilmem neyse artık. Kardeşim ben işte Türk'üm, Müslümanım, işte şu pencereden bakıyorum falan. Beni okurken bunları değerlendirin, göz önünde bulundurun. O zaman okuyan vatandaş belki daha objektif çıkarımlar elde edebilir. Bu bana çok mantıklı gelmişti. Ben Ramazan hocam dersine kadar objektif olunmalı diye anlatıyordum. Günlerce düşündüm de bunu. Hakikaten nasıl objektif? Yani insan
sosyal bir varlık, duygusal bir varlık, psikolojik bir varlık. İnsan işte bir rengi sever, ya ne bileyim bir kokuyu sever. Ya insan nasıl tarafsız olacak? Kendi tarafını benimser en başta. Dolayısıyla bir defa insanın bu yönleri bilinirse, kişiliği, karakteri, hayata bakışı işte ya da tarihi yazanın bilinirse en azından okur daha objektif değerlendirebilir hakikaten. Çok mantıklı geldi bana. Evet, şimdi düşünüyorum. Hakikaten ya bir insanın tarafını bilmek aslında tarafsızlığını ortaya koymak adına bir çıkış noktası olabilir. Ya objektifliği okura veriyorsunuz. Okura bırakıyorsunuz. Ya, şimdi evet. Diyelim öyle bakmadık. Eski anlatım gibi işte tarihçi objektif olmalı, tarih objektif yazmalı. Ben objektif yazıyorum dedim. Hı-hı. Ama kendime bile ifade edemediğim işte yanlarım var kalemimde yazdığım kelimelerde belki. Nasıl Hı-hı. objektif olacağım? Ya objektiflik belki yani tarafgirlikten ya da tarafsız olmaktan kastımız belki şudur hocam. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a bir ajandayla ayak bastıysa, yani kafasında bir mefkure vardı, bir mefkureyle ayak bastıysa, bir tarihçinin ahlakına, bakış açına, bakış açısına hayır, Mustafa Kemal Samsun'a hiç gitmemiştir demek yakışmaz, çünkü belgeler, fotoğraflar, kayıtlar hepsi ortada yani. Hani bir ajandayla çıkmadı diyenler çıkıyor bu sefer. O belki olabilir, bilemiyorum yani. Evet. Diğer tarafın derken diğer tezin sahiplerinin de o ajandayı ortaya koymaları gerekir belki yine belgelerle. Bizim hocamız da hep şunu söylerdi. Hocam derdi ki, hala da aynı şeyi söyler. Tarih kimin cebinde daha fazla belge varsa onun tarafından yazılır. Yani ortaya belgesini koyan tarihi yazar. Ama bu bir niyet okumayla yapılmaz. Yani hani tarihi şartları hep kendi içinde değerlendirmek lazım diyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın Zanos Paşa Camii'nde galiba, değil mi, bir şeyi vardır. Bir cuma namazı. Bursa'daki hutbeyi mi? Evet, Bursa'daki hutbeyi. Orada mesela dini söylemlerin çok belirgin olduğunu görürüz. Fakat bir başka, mesela Cumhuriyet'in ilanından sonraki bir başka düzenlemede dini vurgular çok yüksek olmayabilir, ya da tam tersinden dini vurgular tamamen sıfırlanmış olabilir. Bu onun takiye yaptığı anlamına gelmez. Gelmez. Ki Mustafa Kemal Atatürk'ü çok iyi analiz etmemiz lazım. Yani bence İslam dinine hakkını da vermiştir. Ama biz onu o şekilde görmek istemedik. Kulağımıza başka vesveseler, fısıltılar geldiği dolayısıyla. Öyle görmek istemedik yani. Mesela 37'deydi herhalde meclis kürsüsünde. İşte Halk Partisi'nin işte şeyini anlatıyor. Gökten indiği sanılan diye bir ifadesi var. Şimdi Kazım Yurdakul'u dinleyinceye kadar Allah Allah diyorsunuz. Öyle dedik en azından. Yani gökten indiği sanılan, yani bu acaba nereyi refere ediyor, değil mi? Kur'an-ı Kerim'e mi hitap ediyor? Kazım Yurdakul diyor ki, karşısında işte Mason milletvekilleri vardı. Bizden olmayanlar vardı. Onların gözünün içine baka baka, onların inandığı işte gökten indiğini sandığı işte ayetlerle veyahut işte onların kitabında ne deniyorsa, hı hı, onlarla kurgulanmamıştır demek istedi. Onlaraydı mesajı diyor. Hı hı. Ama Atatürk muhaliflerine bakıyorsun. Olur mu? Başka işte, bir yorum çıkıyor. İşte dine şöyleydi, böyleydi falan. Hı hı. Yani bizim burada Atatürk'ü çok iyi analiz etmemiz lazım. Kime, niçin, nasıl mesaj vermeye çalıştı orada? Aynı Atatürk yine aynı yıl ne diyor? Bu can bu bedende olduğu müddetçe ben diyor Kudüs'te bir Yahudi devleti kurdurmayacağım diyor. Şimdi hangi Atatürk şimdi? Evet. Ki bunu söyledikten bir yıl sonra da Mustafa Kemal Atatürk vefat ediyor. Hocam bir ara verelim. Soluklanalım. Ondan sonra Atatürk'ü çok iyi anlamak gerekir noktasından
Şuradan devam etmek istiyorum. 26 Ağustos'a bir gidelim. Dumlupınar'a. 26 Ağustos tarihinde o günün bir şeyini çizelim. Fotoğrafını çekelim orada. Büyük taarruzun başlangıcında. Elimizde ne vardı, ne yoktu? Nasıl bir durumdaydık? Şimdi 26 Ağustos büyük taarruzu bir de çok büyük bir risk, çok büyük riskleri de içinde barındıran aslında, değil mi? Yani kesinlikle. Biraz önce 15 Temmuz'daki hain girişimin mümessillerini Allah korusunla andık. Bir de 26 Ağustos büyük taarruzu hemen Allah öncesinde korusun, meclisteki ya, muhaliflerin, evet, muhaliflerin görüşleri çok hızlı olmasını istiyor bildiğim kadarıyla Mustafa Kemal Atatürk. Çok hızlı sonuçlandırılması, evet, gerektiğini düşünüyor. Biraz bu bunun üzerine konuşalım. Neden neden bu kadar hızlı olması gerekiyor? Çok büyük riskleri var çünkü taarruzun operasyonu. Tek bir şansımız var diyor Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Bu şansı çok iyi değerlendirmemiz lazım ve tek bir seferde düşmandan o yurdumuzu temizlememiz lazım diyor. Bunu aradan sonra neden öyle dediğine bakalım. Aradan sonra devam edelim. FM Beton katkılarıyla hazırlanan Sözler ve Düşünceler devam edecek. En güzel başlangıçların vazgeçilmezi olan görkemli duruşuyla Erkan Kuyumculuk, Elizi, Cetaş, Arpaş ve birbirinden kaliteli markaları yüzlerce şık tasarımıyla VIP odasında sizlerle buluşturuyor. Yeni evlenecek çiftlere çift alyans ve iki bilezik 21.400'den başlayan fiyatlarla Erkan Kuyumculuk'ta 22 ayar setler, kelepçeler, künyeler, küpeler ve daha fazlası Erkan Kuyumculuk'ta. Özdemir Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, numara 31, Uşak Merkez. Siz de başarılı bir reklam kampanyasıyla markanızı duyurmak ister misiniz? Uğur Medya olarak geniş kitlelere ulaşmanızı sağlayacak güçlü televizyon ve radyo kanalımızla dikkat çekiyoruz. Markanızı büyütmek, işletmenize prestij kazandırmak, tanınırlığınızı arttırmak ve müşteri kitlenizi genişletmek için Uğur Medya'yı tercih edin. İşinizi büyütmeniz için yanınızdayız. İrtibat numaramız 0535 523 8487. Uğur Medya WhatsApp ihbar hattına katılmak çok kolay. İhbarlarınızı fotoğraf, video veya metin formatında bize iletebilirsiniz. Uğur Medya WhatsApp ihbar hattı, sizin gözlemlediğiniz, şahit olduğunuz veya dikkate değer bulduğunuz her türlü haber, olay veya bilgiyi bize iletebilirsiniz. WhatsApp ihbar hattımız 0535 523 8487. FM Beton katkılarıyla hazırlanan Sözler ve Düşünceler devam ediyor. Sözler ve Düşüncelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30 Ağustos ve 1 Eylül Uşak'ın kurtuluşu vesilesiyle bugün Sözler ve Düşünceleri özel bir üstadımla, özel bir sohbetle bugün değerlendirelim istedik. Fethi Sağlam hocam. Stüdyomuzda bugün konuğumuz. Hocam, aradan önce birinci bölümde bir tarih şuuru konuşmaya başladık, konuşmaya çalıştık. Dinleyicilerimize 1000 yıl önceye gittik, Malazgirt'e, Mirya Kefelon'a değindik, batılılaşma hareketleri dedik, sonra tarihe aslında bir kahramanlar, hainler geçidi değil, yapılan doğrular, yani kişilerden ayrı olarak, kişilerden bağımsız olarak bir doğrular, yanlışlar gözüyle bakıp tarihten bir örüntü oluşturmamız gerekiyor. Yani temel anlayışımızın bu olması gerekiyor dedik. Ve sözü buraya kadar getirdik. Şimdi 26 Ağustos'a geldik mi hocam? 26 Ağustos'a gelmeden önce ufak ufak konuşmamız gereken şeyler var belki. Evet.
Sakarya Meydan Muharebesi bir dönüm noktası. Yani dedi ki 230 yıl kadar bir geri çekilişin durduğu nokta. Evet. Bu zamana kadar taarruz yapamamışız. Hep çekilmeyle geçen evet. bir süreç. Bir deneme var. Gediz taarruzu dediğimiz işte o süreçte Ali Fuat Cebesoy'un işte komutasında başarısızlıkla sonuçlanıyor. Sonra Ali Fuat Cebesoy işte Rusya'ya elçi olarak gönderiliyor vesaire falan. Ama bir taarruz yapamamışız. Böyle bir yetkinliğe erişememişiz. Bir de şöyle bir genel çerçeveden bakacak olursak. Birinci Dünya Savaşı 1914-18. Müthiş bir savaş yaşanıyor. Osmanlı'nın işte dört bir yanında. Sınırları tek tek yani cepheleri saymak istemiyorum burada. Nihayetinde halkı, milleti düşünün bu noktada. Müthiş yokluk çekiyor. Aynı şekilde bu savaştan yenik ayrılıyoruz. Her ne kadar hani Kutulan Mağara gibi bir başarımız, Çanakkale Zaferi gibi bir başarımız olsa da veya Trabluskart'ta bir pes etmesek de, evet. pes etmemiş olsak da nihayetinde müttefiklerimizle birlikte biz yenik ayrılıyoruz ve müthiş bir ateşkes antlaşması imzalıyoruz. Korkunç şartlar altında. Korkunç şartlar altında yani. Ateşkes antlaşması imzalıyoruz. Ve ateşkesin hemen akabinde özellikle çok klasik olacak 7. ve 24. maddelere evet. dayanarak Anadolu'nun yurdumuzun dört bir yanı işgal edilmeye başlanıyor. Öyle ki Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak bastığında bir telgrafla İstanbul'a bildiriyor da. Yani biz bir mütareke imzaladık, şartları evet. ağır, ancak İngilizlerin Samsun'da yaptığı mütareke şartlarına uymuyor diyor. Karşılaştığım askerler diyor, üniformasına bakıyorsun işte Sivas bilmem ne işte komutanı vesaire falan. Ya bu adamların Sivas'ta ne işi var? Diyor ki İstanbul'a telgrafında derhal bununla ilgili işte İtilaf Devletleri'ni uyarın falan. Yani mütarekeye uygun davranılmıyor. Bunun akabinde biz şuraya kadar da gelmiştik. Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar gelmiştik. Az önce konuşmuştuk. Sakarya Meydan Muharebesi'ni yurt tutan savaşına benzetmiştim. O yurt tutma olayı biliyorsunuz müthiş bir emir. Yani savaş tarihi literatürüne yeni bir kavram ekliyor Mustafa Kemal Atatürk. Topyekün savaş diyoruz evet. biz buna. Hattı müdafaa yok, evet. sattı müdafaa. O satı bütün vatandır diyor. Bütün vatan diyor. Toprağı. Evet. Vatan işte her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça hı hı. vatan toprağı terk olunamaz diyor. Evet. Şimdi burada iki ordu karşı karşıya müthiş bir de yakın savaş yaşanıyor. Hı hı. Yunanlılar bütün varıyla yoğuyla saldırıyor. Cephe yarılıyor. Bu zamana kadar tarih boyunca cephe yarıldığı zaman o cepheyi yarmayı başaran taraf savaşı kazanmış oluyor idi. Hiç ama, kaybetmemiş bugüne kadar. Yani cepheyi yaran taraf hiç kaybettiği görünmemiş. Çünkü cephesi yarılan tarafta artık biz dağılıyoruz modunda olmuş herhalde. Ama Mustafa Kemal Atatürk bunu fark ediyor ve diyor ki İşte 500 metre geri çekilip tekrar bir savunma mevziği oluşturulmalı. Ya müthiş bir orada gece gündüz müthiş bir mücadele. Cepheler, mevkiler kaybediliyor, geri alınıyor, geri çekiliyor, tekrar saldırılıyor falan. Ve subaylar yakın temasta, çok da subay kaybımız var. Subaylar savaşı da deniyor. En fazla zayiatı verdiğimiz savaş, işte yaralılarla, kayıplarla falan hepsini topladığımızda 39.200 küsür tane, yanlış hatırlamıyorsam, ama yuvarladığımızda 40.000 şehit ve yaralımız var. Kaybımız var. Aslında düşmanın direnişini kırdığımız nokta burası aslında. Ancak bu neden zafere evrilememiş? Yani madem düşmanı işte durdurduk ettik, hatta işte geride kaçtılar ama biz takip edemedik. Niye? Ya zaten yalın ayak savaştı askerlerimiz.
Şimdi 5 Ağustos 1921 başkomutanlık yetkisi veriliyor Mustafa Kemal Atatürk'e. 7-8 Ağustos'ta gece gündüz çalışıyor Mustafa Kemal Atatürk. Tekalif milliye emirleri çıkarılıyor. Yurda duyuruluyor ama 23 Ağustos'ta Sakarya Meydan Muharebesi başlıyor. Yani tekalif milliye emirleri daha uygulanamadan, ordunun ihtiyaçları karşılanamadan savaş başlıyor. Yeterince eğitim veremediğimiz bir ordumuz var. İhtiyaçlarını karşılayamadığımız, işte cephanesinden giyim kuşamına varıncaya kadar karşılayamadığımız bir ordumuz var ve bu ordudan taarruz beklemek doğru da değildi. Ve Mustafa Kemal Atatürk de taarruzu hep erteledi. Nutuk'ta da bunu yazar. Bilerek ertelediğini hep söyler. Hatta bu taarruzu daha sonraki süreçte Sakarya Meydan Muharebesi bittikten sonraki süreçte bir yıl sonra yapıyor bunu. Yani işte 23 Ağustos işte Sakarya Meydan Muharebesi bitti. 26 Ağustos'ta ancak taarruza biz başlayabildik. O süreç bir yıl kadarki süreçte işte yeni subaylar yetiştirildi, orduya taarruz eğitimi verildi, tekalif milliye emirleri uygulandı, ordunun ihtiyaçları karşılandı falan. Yetti mi? Yani düşmanın gücüne karşı yeterince donanımlı bir orduya sahip olduk mu? Yine olmadı. İşte bu noktada nasıl başardık? Bunu konuşacağız şimdi. Peki şeyi hocam oraya geçmeden önce bu bir yıllık süre içerisinde tabii Yunan kuvvetleri de tahkim ettiler değil mi? Mevzilerini güçlendirdiler. Kesinlikle. İlerleme oldu mu peki bu arada Yunan cephesi? Yunan hattında bir ilerleme görüldü mü bu arada? İlerleme görülmedi. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra zaten İtilaf Devletleri İngiltere araya girdi. Barış görüşmeleri falan işte yapılmak istendi. Bu süreçte işte 1. Ordu Afyon'da Yunanlıların en kalabalık, asıl sağlam, en güçlü olduğu nokta Afyon ya da işte Uşak'ı da içine katarsak bu noktada. İşte yukarıya doğru, kuzeye doğru çıkıyor ordularını konuşlandırmış ve biz eğer taarruz yapacaksak bizim taarruzumuzun kuzeyden olacağına inanıyor Yunan güçleri. Yani kuzeyden derken Balıkesir Kütahya hattından. Kütahya'dan daha da yukarıdan, oralardan saldıracağımız düşünülüyor. Neden? Bu bir istihbarat hatası mı? Biraz öyle. Şimdi şöyle anlatılar var. Mustafa Kemal Atatürk şeyi fark ediyor. Bir haber geliyor. İngilizlerin, bunu da bizim tarafımızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanların haberleşmelerini, gizli haberleşmeleri, şifrelerini çözdüğü istihbaratı geliyor. Bunun üzerine madem öyle Mustafa Kemal Atatürk yanıltıcı emirler veriyor komutanlara. İşte kuzeye işte ordunun tahkimatını yapın, işte asker sayısı artırılsın falan. İşte İngilizler zannediyor ki işte 20 bin civarında asker sevk ettik kuzey tarafına. İşte halbuki işte 6900 civarı bir asker orada var. Ama Yunanlılar bizim hep o taraftan saldıracağımız, çünkü İngilizlerden istihbaratı alıyorlar, o taraftan saldıracağımızı düşünüyorlar. Bununla ilgili işte cephede komutanları topluyor, futbol maçı işte mevzu vesaire. Hep karşı tarafa, İngilizlere karşı tarafa hep kuzeyden saldıracağı intibaını uyandırmaya çalışıyor. Evet. Dolayısıyla onlar da kendilerince bu şekilde tahkimatı o bölgede kuvvetlendiriyorlar. Aynı zamanda Afyon mevkiinde de öyle bir tahkimat yapıyorlar ki Yunanlar diyor ki siz burayı, bu hattı 6 ayda aşın, 6 günde aştınız, kabul edeceğiz diyorlar yani. Böyle bir ifade var işte. Anlatılarda böyle bir şey var. 6 ay değil işte, biz hani top atışıyla birlikte 3 günde çözdük. Evet, meseleyi. Yani 4. gün artık hani bu iş bitmişti. Şimdi buraya baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk'e bu bir yıllık süreçte meclis içerisinde bir muhalefet oluşuyor. Bunu da söylemek lazım, bahsetmek lazım. Sadece cephede anlatmayalım. Başkomutanlık yetkisi süresi bitiyor. Uzatılmak isteniyor.
Tekrar uzatılıyor. Tekrar uzatılıyor vesaire. En sonunda başkomutanlık yetkisi tabii meclis tarafından verilen bir yetki. Ve Mustafa Kemal Paşa bu yetkiyi ikinci defa istiyor değil mi? 30 Ekim 1921'de tekrar uzatılıyor. 4 Şubat 1922'de tekrar uzatılıyor. 6 Mayıs 1922'de tekrar 3 aylık sürelerle uzatılıyor. Ve 20 Temmuz 1922'de süresiz uzatılıyor. Bu son aşamada artık büyük taarruza gelindiği aşamada artık meclis başkomutanlığı vermek istemiyor. O süreçte Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir rahatsızlığı var. Yanlış hatırlamıyorsam attan düşme mevzu vardı herhalde. Kaburga hasta yatağından kalkıp gelip meclisi ikna edecek konuşmayı yapmak durumunda kalıyor. Ve nihayetinde o konuşmasından sonra tekrar başkomutanlık yetkisi veriyor. Peki bu noktada hocam özür dilerim. Meclisin çekincesi ne? Yani üçer aylık dönemlerle uzatılmış. Şimdi başkomutanlık yetkisi kötü bir niyete evrilecek bir şey gibi görülmüyor. Çünkü ülkede işgal altında zaten. Yani bir başkomutan lazım. O noktada meclis tutanaklarına yansıyanlar ne? Yani çatışma neden bir muhalefet oluşuyor? Yani neyden çekinceleri var? Şimdi benim kanaatim şu. Birinci başkomutanlık yetkisi verilirken Mustafa Kemal'e muhalif olanlar da ya nasılsa kaybedecek. Ha, anladım. Kaybedecek, başımızdan gidecek, kurtulacağız diye verdi. İnananlar da bu işi ancak Mustafa Kemal Atatürk yapar. Hatta işte Paşa niye burada siyasetle uğraşıyor? Kütahya Eskişehir savaşlarını hatırlayacak olursak bir de Ankara'da Maarif Kongresi topluyor. Evet, çok iyi. Yani niye cephede değil, ordu yeniliyor, işte Polatlı'ya kadar gelmiş düşman, işte top sesleri duyuluyor Ankara'dan, Ankara'nın taşınması, Kayseri'ye gitmesi tartışılıyor falan. Bu noktada artık işte dediğim gibi isteyen sevenler de destek veriyor, sevmeyenler de. Herkesin kendince gerekçesi ama var yani. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra artık müthiş bir başarı, zafer kazanılmış. Ama muhalif düşünenler hala neden taarruz yapılmadı söylentisini yayıyor. Madem öyle hani küçük bir noktaya, belli bir noktaya taarruz yapılsın da bir denensin, taarruz denemesi. Bir denensin bakalım ordumuz taarruz gücüne erişmiş mi? Mustafa Kemal Atatürk ısrarla diyor ki ben diyor her seferinde tehir ettim, erteledim diyor. Çünkü ordunun tam olarak hazır bulunması lazım. Bütün eksikliklerinin tamamlanması lazım. Taarruz gücüne işte eğitimleri vesaire alıp erişmesi lazım. Çünkü diyor bizim diyor son atımlık kurşunumuz, benim yorumum bu tabii. Son bir şansımız, tek bir şansımız var. Onu deneme yanılmayla orduyu harcayamayız. Bütün gücümüzü tek bir seferde kullanıp neticeye çok kısa sürede ulaşmamız lazım. Çünkü zaman uzadığı zaman destek, işte İngilizlerin desteği sürüyor. Dolayısıyla tekrar tahkim edebilir Yunanlar mevzileri. İşte bu çerçevede Mustafa Kemal Atatürk'ün planı, ki biz bu plana kurt kapanı diyeceğiz. Kurt kapanı diyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk komutanlarıyla son kez bir toplantı yapıyor. Yakup Şevki Paşa var. Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş planlarına karşı çıkıyor. Yaptığım bu delilik diyor. Yani tarih seni affetmez diyor yani. Bu kararı alanlar diyor büyük vebal altında girer diyor. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki kimse korkmasın. Ben bu vebali alıyorum. Rahat olun, tabiri caizse onu kullandığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı kelimeler aklıma gelmiyor. Rahat olun, 15 gün sonra biz İzmir'de olacağız diyor. Hatta İzmir'e girdikten sonra da soruyorlar Mustafa Kemal Atatürk'e, 15 gün sonra dediniz ama 14 günde girdiniz. O da düşmanın işte hatası diyor. Benim hatam değil diyor. Dolayısıyla buradan Mustafa Kemal Atatürk'ün zaman kazanma oyunları diyeyim ben. İstihbaratı yanıltıcı veriyor. İşte İngilizlerden Yunanlar alıyor. Yunanlar işte yanlış yere tahkim yapıyor. 20 bin kuvvet gönderiyorlar o bölgeye. Evet. Karşı tarafında da 20 bin kadar kuvvet olduğunu zannediyorlar ama 6900 kuvvet var. Hatta İsmet Paşa kuzeyden, taarruz başlamadan önce kuzeyden güneye kaymalar yapmak istiyor askerler.
gece yürüyüş emri veriliyor. Çünkü harekat başlamadan önce Mustafa Kemal Atatürk'ün taktiği şu, düşmana diyor, Yakup Şevki Paşa'ya da söylüyor ya bunu, o yüzden diyor senin yaptığın bu delilik diyor Yakup Şevki Paşa. Düşmana en güçlü olduğu yerden saldıracağız diyor. Orası da Afyon. Birinci ordu, genel karargahın olduğu, başkomutanın olduğu. Hatta Yunanlar orayı tahkim ederken bir baloda herhalde... Yunan başkomutanı Hacı Anesti'ydi herhalde, yanlış hatırlamıyorum. Ona soruyorlar, karşınızda Mustafa Kemal var, cephede onu gördünüz mü falan. Ben öyle bir komutan tanımıyorum diyor. Mustafa Kemal Atatürk onun rövanşını Kocatepe'de top atışları başladıktan sonra bağırdığı söylenir. Hacı Anesti orduların dağılıyor, geldi ordularını kurtar şeklinde. Hacı Anes de tabii beklemediği bir yerden, bir de ilginçti, biz 26 Ağustos'ta top atışlarıyla başlattık büyük taarruzu, ancak 24 Ağustos'ta bütün üst rütbeli komutanlarla birlikte Afyon'da bir balo düzenliyor Yunanlar. Onlar eğlencesinde. Çünkü istihbaratı İngilizlerden aldı, kafaları rahat. Mustafa Kemal Atatürk de gazeteye haber yaptırtıyor. Bir çay partisinde olduğu haberi yaptırtıyor. Bir futbol maçı tertip ediyor. Öncesinde evet. Futbol maçı mevzu var. Dolayısıyla harekatın çok gizli, hazırlıklarının çok gizli yapılmasını istiyor. Çünkü tam merkezden saldıracak. Merkezde asıl güçleri ikiye bölüp bir an önce asıl kısmı imha etmeyi planlıyor. Yani makasa alıp yukarıdan oraya tahkim ettikleri birlikler aşağı gelip yardıma gelinceye kadar orduyu Yunan ordusunu ikiye bölüp orada imha etmeyi planlıyor ki planı da tıkır tıkır işliyor ve burada Kurt Kapanı adını verdiğimiz bu planı gerçekleştirmiş oluyor. İşin ilginç tarafı onun öncesinde, şimdi Trikopis'e falan geleceğiz ya. Uşak'ta kitaplarda da Mug Arap diye Uşakların Mıngırap diye bildiği mevkide Trikopis en son ele geçiriliyor. Orada kılıcı falan alınıyor falan. Mustafa Kemal Atatürk taarruz hazırlıkları yaparken Orta Asya'dan bir heyet gelir. Buhara heyeti diye. Ekonomik yardım getirirler. İddiaya göre, ben kaynaklarla bunu teyit etmedim, tesadüfen karşıma çıktı. Hem de iddiaya göre yıllar öncesinde, yüzyıllar öncesinde Timur'un İzmir'i alırken kullandığı kılıçları getirir. 3 tane herhalde kılıç getirirler. Enver Paşa seçmiştir, öyle söyleniyor kılıcı. Bu kılıç İzmir'i alan komutana hediye edilecektir mesajıyla geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilir o kılıç. Ama Trikopis'in kılıcını da biliyorsunuz nihayetinde alırlar. Dolayısıyla bu kurt kapanını iyi bilmek lazım. Yine dediğim gibi bu çay partisi olayı o dönemlerde meşhur. Elçileri çağırdı, gazetede öyle yazıyor. Bütün elçileri toplayıp elçilere bir çay ziyafeti verdiği yazıyor gazetede. İngilizler de Yunanlara rahat olun, Türkler taarruz yapamaz, mümkün değil falan şeklinde. Dolayısıyla bir de burada Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi olayı anlar. Bir de böyle bir hikaye de vardır, anlatılır. Annesiyle görüşür, postallarını görür, üniformasını görür falan. Ben der çay ziyafetine gideceğim. Annesi şüphelenir. Mustafa Kemal onu teskin eder, ayrılır yanından. Daha sonra annesi 1. Ordu karargahına ulaşmaya çalışır. Mesela sorar Mustafa Kemal Atatürk'ü, çay ziyafetinde denir. Ben oğlum bir mektup gönder Mustafa Kemal Atatürk'e. Oğlum der çay ziyafetine gideceğini söyledin ama ben biliyorum sen savaşa gittin. Düşmanı yenmeden gelme der mesajında. Ve sonrasında da dualarla Mustafa Kemal'in
belki de manevi destekçisi olmuştur diyebiliriz. Bu şeyi merak ettim hocam. Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz arasında hiç o bir yıllık süreçte diplomatik girişim var mı? Yani bir barış tesis etmek için veya bir ateşkes diyelim, barış demeyelim mi? Neyin barışacağız yani? Gelmişler topraklarımızı işgal etmişler. Yani buradan ben hani Mustafa Kemal var. Atatürk'ün de bu İngilizlerin girişimi var. Mustafa Kemal Atatürk'ün cevabı da yani biraz kendim yorumlayarak konuşacağım hocam. Hı-hı. Tamam buyurun barış yapalım ama yurdumun her karış toprağı düşmandan temizlenirse tamam bizim yurdumuzu bırakıp giderlerse ben barışa varım diyor. Yani cevabı bu. Oturup şartları konuşuruz o zaman. Yani. Evet. Yani tek şartı bu zaten. Koşulsuz şartsız çekilmeleri. Ben de öyle hatırlıyorum. Yani birkaç defa İngiliz diplomasisi yani kan dökülmemesi yönünde artık bir ateşkes yapılması yönünde girişimde bulunduğunda Mustafa Kemal Atatürk hiç diyor bir şartım yok. Tek bir şartım var. Yaparız barış anlaşması ama işgal ettikleri toprakları terk edecekler. Tabii bu arada bir de işin ilginç bir yanı da var hocam. Sevr anlaşmasına göre Anadolu'nun çeşitli bölgelerini işgal eden başka devletler de var. İşte İtalyanlar var güneyde, Fransızlar var. Rusları saymayalım çünkü Ruslar zaten Bolşevik İhtilali'nden sonra onlar evet. Daha bir iç meselelerine... Hatta Ruslar yalnız kaldılar siyasi arenada. Bir destek ihtiyaçları vardı. O yüzden Anadolu hareketine yaklaştılar da denilebilir. 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması ile bunu zaten. Evet. Yani o anlaşmanın ruhu biraz Türkler haklı. Yani bağımsızlığını korumak için mücadele eden bütün milletler haklı olduğu gibi Türkler de haklılardır dendi. Dolayısıyla bu da üstü kapalı bir destektir aslında baktığımızda. Ama Bolşevik devrimi olmasaydı oradaki o mesele nasıl şekillenirdi o da çok ayrı bir konu yani. Bolşevik devrimi olmasaydı Birinci Dünya Savaşı da farklı biterdi. Farklı biterdi. Yani bizim evet. için daha kötü bitme olasılığı çok yüksek. Çok yüksek. Çünkü Ruslar Erzurum'a kadar, Erzurum, Bitlis falan buralara kadar geldiler. Nihayetinde Bolşevik devrimiyle geri çekildiler. Hı-hı. Devrim oldu falan. Ve bu birkaç yıl içinde de üstü kapalı bir şeye de dönüştü aslında yani. Ve Ruslar Türklerin haklı mücadelesi. Geri çekilince biz Bakü'ye kadar ilerlediğimiz bir süreç oldu. Evet. Ama hı-hı. daha sonra işte Brest-Litovsk Antlaşması'nı imzaladık falan ama daha sonra tekrar Montrose Mütarekesi falan biz geri çekilmek durumunda kaldık. Şimdi... Niçin Büyük Taarruz'un çok hızlı bir şekilde yapılmasını istedi Mustafa Kemal Atatürk? Yani sadece lojistik kaygı mı? Yani işte sizin ifadenizle biraz önce söylediğiniz gibi yani konuyu en iyi özetleyecek ifade olduğu için söylüyorum. Dinleyicilerimizin de affına sığınırım. Yani bir atımlık barutumuz var. Bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Yani durursak eğer Yunanlar tekrar tahkimata başlayabilir. Bu da bizim karşımızda işimizi... Karşımızda bizden her yönüyle üstün bir ordu var. Evet. İtilaf devletleri tarafından desteklenmiş. Hatta biraz yine konuyu dağıtacağım belki ama... Yok estağfurullah. Birinci İnönü, ikinci İnönü savaşları hı-hı. yaşanıyor. Birinci İnönü'den sonra Yunan Fransız temsilci geliyor. İşte yani Ankara'yla anlaşma yoluna girmeye çalışıyor. Çünkü hı-hı. işte itilaf devletleri arasında fikir ayrılıkları var. Dolayısıyla kendi içlerinde de artık savaşı devam ettirebilecek siyasi güçleri yok. Çekilecekler Anadolu'dan ama hani uygun bir zemin ortam arıyorlar. Bu süreçte bizimle anlaşıp çekileceklerken biz Kütahya-Eskişehir savaşlarında aldığımız o yara mağlubiyetle bir bekler Fransızlar. Sonra Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandıktan sonra gelirler. Bizimle işte Ankara Antlaşması'nı yaparlar ve çekilirler. Şimdi burada Fransız temsilci bakar Yunan tarafında işte kamyonlar var, işte lojistik müthiş, işte itilaf devletleri İngilizler tarafından destekleniyor. İşte tüfek açısından bakıyorsun bizden iki katına yakın, tam birebir iki katı olmasa da üstünler. İşte top açısından üstünler, işte asker sayısı açısından üstünler falan.
Biz süvari birlikleri açısından herhalde bizim biraz üstünlüğümüz evet, var. Evet. Evet. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Der ki Kaan'ı kamyonu yenemezler. Bizimkiler işte Kaan'ılarla cepheye işte erzaktır, cephanedir bunları taşıyor. Karşı tarafta kamyon var. Bize işte Kaan'ıları görür. Kamyon Kaan'ı kamyonu yenemezler. Ama Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra aynı elçi gelir anlaşmayı yaparken yanılmışım. Kaan'ı kamyonu yendi der. Böyle bir durum var ve burada nasıl bir ruhla mücadele ediyoruz bunun da çok iyi anlaşılması lazım diye düşünüyorum. Şeyde hocam benim milli mücadele tarihini birçok kaynaktan tabii okudum zaman içinde okuduk. Yabancı kaynaklar da vardı bunun içerisinde ama hiçbirinin yani hepsinin müellifleri haklarını helal etsinler. Yani onların eserlerini kıymetsizlendirmek için değil, Nazım Hikmet'in eserinin kıymetini, Kuvayi Milliye Destanı'nın kıymetini biraz göz attım gelmeden. Evet, yani teslim etmek adına söyleyeceğim bu ifadeyi. Değilse diğer kaynakları değersizleştirmiyor söyleyeceğim şey. Tabii akademik tarih yazımı farklı. Mutlaka. Edebi olarak ifade tabii. Farklı. İkisine de ihtiyaç var. İkisinin kesinlikle. Bakış şekli de farklı. Kuvayi Milliye Destanı'nın bir bölümünde Büyük Taarruz'u anlatan bölümünde o bölümün yanlış hatırlamıyorsam bölüm başlığı Nurettin Eşfak'ın mektubu ve sabahın ışıklarıyla Kocatepe'den bakan Nefer diye bir bölüm vardır. Orada şöyle bir anlatı var. Bir asker giderken yani düşman üstüne taarruz ederken emir verildikten sonra vurulur ve yere düşer. Şimdi böyle bir durumda yani hepimiz askerlik yaptık işte harp eğitimleri aldık falan. Bizim komutanlarımız hep şeyi söylerdilerdi. Modern harp tekniklerinde artık amaç öldürmek değil yaralamaktır. Çünkü düşmanı yaraladığınızda yani öldüğünde onu bırakır giderler veya işte uygun bir şekilde hızlı bir şekilde defneder giderler ama yaralarsanız artık yani silahlar yaralamak içindir modern harp tekniklerinde çünkü yaraladığınızda başına 3 kişi bağlarsınız en az yani bir işte bir sıhhiye bağlarsınız bir doktor bağlarsınız bir hasta bakıcı bağlarsınız dolayısıyla mücadele ettiğiniz kuvvetlerin ferdini öldürmek yerine yaralamak aslında onlara daha büyük yüktür. Çünkü ilaç vermesi gerekir evet. Falan filan yani hastane kurması gerekir gibi. Normal şartlar altında tabii harp tarihine baktığımızda biz kahraman askerlerimizin sadece kendi arkadaşlarına değil harp ettikleri düşmanın da yaralılarına merhamet gösterdiğini görürüz. Çanakkale'de yüzlerce anlatı var belgelere dayalı, kesinlikle. Mektuplara dayalı. Yani orada Anzak askerini bile bırakmamışlar yaralı evet. Bizim insanımız, askerlerimiz. Fakat o şeyde, bölümde dikkatimi çeken şu olmuştu. Asker yaralanır ama diğer arkadaşlar hiç durmadan devam ederler. Yani durup kendi arkadaşlarına bakabilecek bile zamanları yok. Yani bu tabii Nazım Hikmet'in anlatısıdır. Evet, evet. Belki o manzara Nazım Hikmet tarafından bu taarruzun vakit kaybetmeye ne kadar tahammülü olmadığını anlatabilmek için belki o sahne tasarlanmıştır. Evet. Öyle değil mi? Evet. 4 gün boyunca neredeyse hiç uyumadığı söylenir ordunun. Ki yani Afyon'dan yürüyerek 4 günde İzmir'e varmak çok zor. Bir de bir taraftan tahkimatla gidiyorsunuz. İşte lojistiği var. Savaş planı da gizlice işte düşman fark etmeden düşmanın arkalarına salınmak gerekliliği söz konusu. Hı-hı. Çünkü birden tepesine bineceksin. Asıl merkez orduyu böleceksin. Hı-hı. İmha edeceksin. Diğer taraftan desteğe gelinemeden işte ana mevkiyi imha edip onları süreceksin nihayetinde. Yani bir kapana alacaksın. Kurt kapanı dediğimiz mevzu burada. Bu süreçte hazırlıklar yapılırken az önce bahsederken belki söylemeyi unuttuk. Yani işte hani kuzeye tahkim yapıldığı izlenimi veriliyor. İsmet Paşa gündüz kuzeye doğru yürütüyor askerlerini.
Evet. Bir kısmını en çok azından iyi. Ya da öyle bir şey var, tepeden uçakla bakıyorlar falan. Bunlar kuzeye hareket ediyor. Gece aynı askerleri güneye kaydırıyor. Bir keresinde hatta böyle bir ifade de var. Bir keresinde gündüz yürüyüş yapmışlar askerler. İsmet Paşa çok kızdı diyorlar. Yani onu hiç o kadar kızgın görmemiştik. İsmet Paşa gündüz yürünmesine çok kızdı. Çünkü çok gizli bir şekilde düşman işte çay partisinde zannederken, düşman işte kuzeye işte yığınak yapılıyor zannederken, asıl mevzi işte onların asıl en kalabalık, en güçlü olduğu noktaya gereken yığınağı, askeri yığınağın ve top mevzilerinin kurulması lazım idi. Bu da yetmiyor. Bundan sonra top mevzi, top atışlarından sonra da çok ciddi bir şekilde hücuma kalkılıp o orduyu, işte Yunan ordusunun merkezi işte ikiye bölüp üst düzey komutanlarıyla komutanı komple almak, yani teslim almak hedefti. Burada Hacı Anesli ordunun dağıldığını hiç beklemediği bir anda saldırının, taarruzun yapıldığı, 24'ünde eğleniyorsun, 26'sında taarruz başlıyor. Sen kuzeyden bekliyorsun, güneyden geliyor ve sen daha topçularını topların başına geçiremeden top bataryaları iptal oluyor. Ordu bir anda dağılıyor. Hatta Trikopis teslim olduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk'le sohbetinde hani bu iş nasıl oldu diye soruyor Mustafa Kemal. Diyor ki iki tane telsizimiz vardı. Biri bozulmuştu. Tamirata göndermiştik. Birinde sizin top atışlarınız da imha oldu. Bizim bağlantı koptu diyor. Dolayısıyla Hacı Anesli ordunun dağılacağını anlıyor. Bütün yetkilerini Trikopis'e veriyor. Trikopis başkomutan olmuştur ama o donanıma sahip değil aslında. Yani. Ya donanıma sahip olsa bile artık ordusunu kontrol edebilecek emir komuta zinciri yok ortada. Yani dolayısıyla Hacı Anesli kaçtı Yunanistan'a. Trikopis başkomutan ama yanında işte Yahve diyebileceğimiz işte bir komutan. Ama ordusunu kontrol edemiyor. Kuzeyin güneyden haberi yok. Güneydeki ordu dağılmış. Trikopis'in çevresinde işte çok azınlıkta bir işte kuvvet var. Geri çekilmeye mecbur kalıyor. Zaten bu geri çekilme dediğimiz zaman da Banaz Çece köyünden, Çeçeli Karamurat'tan da bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Oraya gelmeden önce hocam, Çeçeli Karamurat'ın ismini şanla şerefle şöyle bir kenarda tutup şunu fark ettim siz anlatırken. Mustafa Kemal Atatürk bir taraftan bir muharebe nasıl kazanılır çok iyi bilirken, bir yandan da bir ordu ne olursa kaybeder zannediyorum onu da çok iyi biliyor. Kesinlikle. Yani ordunun kuvvetleri arasındaki muhabereyi keserseniz, yani haberleşmeyi keserseniz, işte tahkimatı kuvvetlendirmesini engelleyip yani telaşlandırırsanız bir orduyu. Üstelik kendinizden iki katına yakın güçlü bir ordu var. Ve siz o ordunun bir kısmı diğer tarafta kalmasını sağlıyorsunuz. Evet. Asıl güçlerinizde en güçlü noktaya saldırıp orayı bölüyorsunuz. Ondan sonra orayı imha ediyorsunuz. Onlar toparlanıncaya kadar. O yüzden hızlı olması lazım. Yani tek başına bir muharebe nasıl kazanılırdan kazanılırın yanında zannediyorum Mustafa Kemal Atatürk ve kurmayları tarafından şu da çok iyi etüt edilmiş. Ne olursa Yunan ordusu kaybeder. Tamam biz kazanırız ama yani biraz da böyle Yunan ordusunun kaybetmesini sağlama üzerine kurulmuş bir taktik de var aslında baktım. Yani katman sanki biraz da burada öyle. Atatürk'ün bir gazeteciyle röportajıydı sanırım. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. O geldi aklıma. Diyor onun işte nasıl başarılı oluyorsunuz? Hani nasıl işte bu kadar başarılı? Ben bir şey yapacağım zaman diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu yapacağım şeyin ya da gerçekleşen hedefimin önündeki engeller ne? Evet. Bunun ne engeller? Önce bunları düşünürüm diyor. Dolayısıyla o engelleri kaldırdığım zaman kendiliğinden oluverir. O başarı kendiliğinden gerçekleşir diyor. Evet, yani aslında başarının yani başarıyı engellere rağmen yapmaya yani ulaşmaya çalışmak değil, başarıya engelleri ortadan kaldırırsan başarı bana gelecek düşüncesi. Çok mantıklı. Bir de şeyi hocam onu merak ediyorum. Çeçeli Karamurat'a geleceğiz ama milli mücadele döneminde bu büyük taarruzun hazırlıklarının yapıldığı dönemde Uşak'ta Alaşehir Kuvayi Milliye merkezine bağlı teşkilatlanmalar da var. Evet.
ve Uşak ciddi bir Kuvayi Milliye merkezi haline geliyor. Evet. Bu süreçte yani büyük taarruza hazırlık sürecinde Uşak'ta Kuvayi Milliye'nin bir takım faaliyetleri var. Yani bu sadece düzenli orduyu teşkilatlandırmak için mi oluyor acaba, yoksa Yunan kuvvetlerini buradan arkadan yıpratma çalışmalarıyla da beraber mi götürülüyor bu iş? Beraber götürüldüğünü düşünüyorum. Hatta birkaç isim de söyleyebiliriz. İşte Uşak Reddi İlhak Cemiyeti kurucusu İbrahim Tahtakılıç veya Dal Kılıç. İşte ya da işte müdafaa hukukçularımız var. İşte Mustafa Bacak veyahut Bacakoğlu, işte İsmail Sofuoğlu, işte Bekir Yılancıoğlu, Mehmet Hacım, işte Ali Hamzaoğlu, işte Osman Seyfi Kalemoğlu, Alaaddin Tritoğlu gibi bu isimleri de anmak lazım. Dolayısıyla bunların çalışmaları Uşak'taki Yunanların, Yunan tahkimatının da diyebiliriz belki. Uşak'ın Yunan güçlerinin bozulmasını, çabuk dağılmasını kolaylaştırdığını söyleyebiliriz bence. Yani bir yönüyle aslında cephe gerisinden ama cephenin ön gerisinden düzenli orduya verilmiş olan bir lojistik destek de tabii var kesinlikle. Burada. Kesinlikle, bu çok önemli. Başarının en büyük şeylerinden birisi de bu. Peki bu güçlerle meclisin ya da başkomutanlığın irtibatı nasıl sağlanıyordu hocam? Yani o günün şartlarında hani bir telefon imkanı herhalde yok. Gönüllü muhtemelen haberciler ulaklar taşıyorlardı bu haberleri. Ama yine de müthiş bir istihbarat başarısı aslında baktığınızda yani o günün şartlarında. Yani elinizde telefonunuz yok, uydunuz yok. Yani o günün şartlarında düşünüyorum. Yunan cephesini yakalanmadan yaracak habercileriniz işte Uşak'ta Kuvayi Milliye liderlerini bulacak Alaşehir'de. Telgraf hattı var mıydı? Gizliden telgraf söz konusu muydu? Net bir bilgim çok yok. Çok sağlıklı olacağını zannetmiyorum yani, hocam. Yani telgraf yok. Çünkü telgrafa emanet edilebilecek şeyler değil, istihbarat bilgileri değil yani. Ama şunu söyleyebiliriz ki bu milletin imanı sağlam bu anlamda. İsterse yani, yapamayacağı hiçbir şey Yunan yok. Yunan gelmiştir, kontrol altına almıştır. İşte hatta İzmir'e Yunan asker çıkardığında biliyorsunuz Osman Nevres'ten de bahsetmek lazım. Gazeteci Hasan Tahsin adıyla biliriz, ilk kurşunu sıktı diye. Orada da ismini hatırlayamıyorum şimdi. Bir komutanımız var. Vito Venizelos demedi diye süngüyle öldürüldü. Evet. Halk desteklemedi diye 300-400'e yakın halk katledildi İzmir'e asker çıkarırken Yunanlılar. Venizelos o dönemin Yunan kralı, Vito Venizelos da yaşasın kral, yaşasın Venizelos anlamına. Dolayısıyla ne derler, bu milletin hamuru sağlam. Dolayısıyla Uşak'taki işte müdafaa hukukçular, işte Uşak Akıncı Müfrizesi Komutanı Alaaddin Tritoğlu, onların çalışmaları. Dolayısıyla hepsinin hakkını teslim etmek lazım. Tarih öğreneceksek de bütün bu hepsiyle birlikte. Peki o zaman bu isimlerin içerisinde en müstesna olan, hepsi müstesna, hepsi başımızın tacı, hepsinin mekanı cennet olsun. Bu millet sonsuza kadar onlara minnettar. Bir de adının önünde herhangi bir şey olmayan, yani bir işte herhangi bir şeyin kurucusu, kendi halinde bir insan olan Çeçeli Kara Murat var. Evet. Bir çoban. Bir çoban aslında. Garip. İşte üstü başı işte kötü durumda. Ayağında çarığı yok denecek kadar kötü durumda. Yunan kuvvetleri işte dağılmış. Geri çekiliyorlar. Evet. İşte bu çobana denk geliyorlar. Koyunlarını otlatıyor. İşte belki habersiz taarruzdan falan. Buna soruyorlar. İşte İzmir yolunu, Uşak İzmir yolunu. İşte bir an önce İzmir'e gidip oradan işte Yunanistan'a kaçacaklar yani. İzmir yolunu soruyorlar. Sizinle birlikte de yürüdük. Evet, orayı beraber yürümüştük. Evet. Dolayısıyla siz de hani yani sohbeti devam da ettirebilirsiniz gerçi ama ben konuştukça, böyle düşündükçe, ben duygusal bir adamım herhalde biraz da, bilmiyorum. Ben koy veriyorum kendimi. Evet.
Yol gösteriyor güya. Evet tamam diyor. İşte yanlış yere yönlendiriyor. Kanalize ediyor. Yanlış yere yönlendiriyor. Yani ve bizim kuvvetlerimizin olduğu bir bölgeye yönlendiriyor. Evet. Tam ters istikamete götürüyor onları. Ve öleceğini bilmiyor muydun diye soruyor Yunan komutanına. Bizi diyor yanlış yere götürürken öleceğini bilmiyor muydun diye soruyor. Bu benim işim bu diyor. Ceceli Karamurat. Sizin işiniz öldürmek, bu da benim işim diyor. Orada öldürülüyor. O yolu beraber yürüdük. Çeçeli Karamurat'ın gezdiği, işte ayağının bastığı yolu beraber yürüdük. Tarih öğretimine geri döneceğiz hocam. Yani aslında öğretimine değil yani. Beni aslında tarihi, hocam metodolojik olarak nasıl öğrettiğiniz ilgilendirmiyor. Biraz sözlerim boğazımda düğümlenecek ama söylemek istiyorum bunu. Bu ülkenin her bir çocuğu eğitim hayatını sürdürürken en az bir defa hayatında en az bir defa olmak üzere belki bir defa da yetmez. Yani bunu pedagoglarımız ikiye üçe çıkarabilirler. Evet. Çanakkale'yi adım adım gezmek zorunda. En az hayatında bir defa Sarıkamış'ta o harekat programında, harekat planı çerçevesinde dedelerimizin yürüdükleri yeri hem de her sene Aralık ayının 26'sında, 29'unda evet. yürümeliler. Donarak. Donmazlar. Bugün montlarımız, evet. botlarımız var. O gün dedelerimiz donmayan bugün var. En az bir defa bütün çocuklarımız hayatında Dumlupınar'dan İzmir'e kadar yürümeliler. O güzergahı. Ya da Çeçeli Karamurat'ın yürüdüğü yerlerde yürümeliler veya Sakarya'da ben şöyle bir şey hayal ediyorum aslında hocam. Yani çok da mümkün aslında buna bütçe ayırmak da çok zor değil. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kaç gün sürdü hocam Sakarya Meydan Muharebesi? Yani diyelim 2 gün, 3 gün hani toplamda muharebenin başından sonuna kadar. Kaç gündü? 22 gün aklımda kalmış ama Sakarya Meydan Muharebesi miydi? Büyük taarruz muydu? Sakarya Meydan Muharebesi evet 22 gün. Yani şöyle diyelim hocam. Çok önemli değil. 3 gün olsun. Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanda bu ülkenin bütün çocuklarını 2 gün toplayamaz mıyız hocam ya? Yani 2 gün ilkokul öğrencilerimizi toplayalım, 2 gün ortaokul öğrencilerimizi toplayalım, 2 gün lise öğrencilerimizi. Veya Çanakkale'de her 18 Mart'ta Çanakkale'ye çadırları kurup sabahlara kadar dedelerinin muharebe ettiği, düşmanla çarpıştığı yerlerde sabahlara kadar Çanakkale'yi anlatmamız mümkün değil mi çocuklarımıza? Yani ne kadar bütçe ayırmamız gerekir ki buna? Çok mu? Yani Türkiye 3 tane sanayici bunu finanse eder. 3 tane iş insanı bunu finanse eder çok, yani. Çok güzel olur aslında. Bunu yapmadan hocam hangi metotla tarihi öğretirseniz öğretin. Bakın bunun örnekleri Japonya'da var. Bunun örnekleri Japonya İngiltere'de. Japonya dediniz de çok herkesin bildiği Japonların bir ifadesi var. Gelmişler işte Çanakkale'yi gelmişler görmüşler. Ve biz onların atom bombası sürecini işte ne kadar büyük bir olay falan. Sizin diyor daha büyüğü var Çanakkale diyor. Evet. Yani. Japonlar bunu söylüyor gelip gezdiklerinde. Biz bunun ne kadar bilincindeyiz yani. Yani yıl boyunca çocuklarımızı belli bir program dahilinde 3 gün 4 gün Çanakkale'de kalabilecekleri şekilde hadi küçük yaş grupları yazın kalsınlar. Kışın onlar için zor olabilir ama büyük yaş grupları Mart'ta o soğuğu ben mesela kendi çocuklarımın bunu yaşamasını isterim. Evet. Yani soğukta o 18 Mart'ta, Mart'ta Çanakkale çok soğuk olur. Mart'ta bir gece sabaha kadar ateşin başında slide gösterileri eşliğinde, hocalarımızın anlatımlarıyla, sunumlarıyla, ne kadar güzel Çanakkale türküleriyle, benim çocuklarımın sabaha kadar o Çanakkale'de dedelerinin ruhlarını hissetmelerini isterdim. Çok isterdim. Veya Sarıkamış'ta çocuklarımın Aralık soğuğunda bir gece geçirmelerini isterim.
Yani ruh böyle kazandırılır hocam. Başka türlü... Bizim tarih öğretimimizi revize etmemiz lazım. Evet. Ancak biz dört duvar arasından çıkamıyoruz. Ve müfredat yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani haftada iki saatte zorunlu tarih eğitimi var. Ben bazen serzenişte bulunuyorum burada. Edebiyatçı arkadaşlarımın ders saatleriyle karşılaştırıyorum bazen. Tabii edebiyat da önemli kesinlikle. Hani bakıyorum bir konuyu işte haftada 5 saat derse giriyorlar. Bir konuyu 2 hafta 3 hafta anlatmak durumunda kalıyor. Ne yapıyorsun sen dedim bir gün ücretli öğretmendim o zaman Ankara'da. Dedim ki ya diyor bu hafta da mektup varmış işte yıllık planda. Geçen hafta anlattım işte ne anlatacağım falan dedi bir öğretmen arkadaşım. Ne yapıyorsun sen dedim ya mektup dedim yani 5 saat geçen hafta 5 saat bu hafta. Yani e-mail olsa belki anlayacağım diyorum şimdi dönemin evet. şartlarına göre. Mektup mu anlatıyorsun? Ben 40 dakikaya 4 devlet kurup yıkıp işte bitiriyorum diyorum. Yani bitirmek zorunda kalıyorum. Çünkü evet. benim planım o. Şimdi nasıl anlatacağız şimdi? Hocam bunun artık disiplinler arası olması lazım. Yani tek başına tarih diye bir ders olmasına, tek başına edebiyat diye bir ders olmasına da gerek yok. Yani edebiyatta mektup türünü siz pekala anlatırken güzel bir disiplinler arasılık kurulabilirse diyelim bu derse haftalık 5 saat verilir. Bunun 2 saatine edebiyatçı arkadaşımız girip mektup türüyle ilgili teknik bilgilendirmeyi yapıp daha sonra mektup türüyle ilgili uygulamaları yaptırdıktan sonra ardından tarihçi arkadaşımız girip tarihi mektuplar üzerinden bu meseleyi çok rahat işliyoruz. Ne kadar güzel olur değil mi? Bu disiplinle... Kahramanlara mektup yazdırılabilir. Tabii yani matematik dersinde de yapılır hocam. Matematiği büyük taarruzda işgal kuvvetlerinin sahip olduğu sayılarla yani ordunun değil mi? Sahip Biz olduğu... Problemleri o şekilde... Elbette. Yani bunun üzerinden niye kurgulanamaz? Gizli bir tarih öğretimi de olur yani şimdi çocuk problemi çözecek işte Yunan kuvvetleri işte tüfek sayısı şu işte top sayısı bu işte bizim tarafımızın bu falan buradan bir problem çıkarılsa ister istemez o bir içselleştirme evet. olacak zaten hocam kendiliğinden bir içselleştirme olacak bir de mesela Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi çok bilinir çok okunur. Bizde sadece Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi yok. Miratül Memalik vardır mesela evet. Bir seyahatname olarak. Bir coğrafya kitabı olarak da değerlendirilebilir. Evet. Başka seyahatnameler de var. Fakat Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi, hatta Evliya Çelebi için zaman zaman şöyle eleştiriler de, eleştirel bir yaklaşım da abartmıştır işte. Evet. Örneğin Erzurum'daki bir kaleyi tamam. anlatmıştır ama o kalenin o burçları yoktur aslında. İşte burç örneğin yani şu an somutlaştırmak adına söylüyorum. İfadeler bilimsel doğruluk içermiyor söylediğim ifadeler. Fakat Evliya Çelebi çok sevilir. Mesela çocuklara bizim çocukluğumuzda çizgi filmleri falan yapılmıştı evet, yani. Neden Evliya Çelebi çok seviliyor? Çünkü Evliya Çelebi'nin bir üslubu var. Anlatısı var. Yani biraz böyle hani sözlü anlatı geleneğiyle beslenen. Fakat biz mesela Cevdet Paşa tarihinde bu şeyi göremiyoruz. Yani hani üslup yani Cevdet Paşa'nın tabii derdi üslup değil Acaba ama. Teknik tarih anlatımı, metodolojik tarih anlatımı insanların tarihten uzaklaşmasına mı sebep oluyor? Bir fikir sadece. Yani tarihçi arkadaşlarım hiç şey yapmasınlar. Yani bu mesela, noktada ben art niyetli değilim kesinlikle. Mesela öğrencilere bazen kitap tavsiyesinde bulunurum. Ya hocam dil çok ağır falan. Çok işte teknik terimler var falan. Ama bir roman verdiğimde daha keyifli, daha keyifli okuyor. Evet. İşte edebiyat tarih ilişkisine değineceğiz burada. İkisi birlikte aslında çok daha güçlüler. Evet. İkisi birlikte çok daha güçlüler. Bilimsel olarak tarih yapılmalı mı? Evet, yapılmalı. Yeni işte kaynaklar, işte yeni araştırmalar, yeni bilgiler doğuracaktır. O yeni bilgiler de edebiyatımıza yeni konular olarak gelecektir. Bence birlikte çalışılmalı. Tarihçilerimizin bence kalemi güçlü olan tarihçilerimizin, yani edebi kalemi güçlü olan tarihçilerimizin alan literatürünü tarayıp buradaki tarihi verilerden hareketle bunları
Popüler ifadesini kullanacağım ama olumsuz anlamda değil. Yani yönü topluma yönelik anlamında, yönü popülasyona yönelik anlamında, kalabalıklara yönelik anlamında kullanacağım. Metinler haline getirmeliler bence. Yani mesela Ahmet Ümit'i ne kadar sevdik değil mi? Yani evet. Hani ben üslubunu beğenmiyorum Ahmet Ümit'i. Bir taraftan Ümit'i. Polisiye ama içerisinde tarih. Tarih de var bir taraftan. Mesela biz bunu şeyde... Yine Uşak Halk Kahramanı İskender Pala'nın yorumları, Profesör Doktor İskender Pala'nın romanları... Çok güzel. Çok güzel değil mi? Mesela ilk Yunus romanını biz İskender Hoca'dan okuduk. Ot'tan. Evet. Sonra ilk Yavuz romanını belki. Şah Sultan. Şunu demek istiyorum. Biz hep birlikte bir tarih şuuru oluşturacaksak o zaman tarihi metinlerin okunması gerekiyor. Kanuni Sultan Süleyman dönemini dünyanın değme tarihçilerini getirip konferanslar halinde bu ülkede milyonlara ulaştırsaydınız insanlar Muhteşem Yüzyıl dizisi kadar etkilenmezlerdi büyük ihtimalle. Evet. Ama bir prodüksiyon şirketi aldı, başarılı bir şekilde işledi o dönemi. Evet. Tabii zaman zaman tarihçilerimizi bu konuda şöyle eleştiriyorum ben. Yani bir tarihi roman yazılıyor ama gerçekler böyle değil. Ya biraz ben de tarihçi sayılırım hocam. Şöyle hocam, yani mesela rahmetli Turgut Özakman çok güzel anlatmış. Evet, değil mi? O şey dönemini, milli mücadele dönemini. Şu çılgın Türkler. İki günde bitirmiştim herhalde o kitabı ki ben ağır okuyan biriyim. Şimdi ne güzel oldu değil mi? Hani şu Çılgın Türkler'de en azından şeyi gördük. Yani orada anlatılan olayları tarihi kronolojik olarak hiçbirisi zihnimde değil. Ama Türklerin hakikaten bağımsızlıklarına düşkünlükleri ile yapabileceklerinin sınırı olmadığını gördüm. Kesinlikle. Ki zaten tarihin de bana vereceği şuur budur. Programdan önce konuşurken hani Erzurum Kongresi'nin ne zaman olduğunu aklımda tutamayabilirim. Ya da bir tarihçi olarak siz de tutamayabilirsiniz hocam. Evet. Veya Sivas Kongresi'ni. Evet, kronolojide ben de hakikaten yani olabilir ama kongrelerin o dönem tamamını topladığımızda buradan nasıl bir fotoğraf çıkacak? Bu aklımızdadır mesela. Kesinlikle. Çanakkale'de adım adım Çanakkale muharebeleri sırasında nelerin yaşandığını, hangi tarihte yaşandığını bilemeyebiliriz. Ama Çanakkale, mesela şöyle bir şey vardı benim kafamda ya. Biz Çanakkale müdafasını kazandık. Çanakkale muharebelerini kazandık. Hem kara hem deniz. Hem karada hem denizde. Neydi orada bizim yüz binlerce şehidimizi verme uğruna elimizde tutmaya çalıştığımız şey? Çanakkale değildi. Çanakkale'yi kim ne yapsın? Boğazları tutup İstanbul'un işgalini engellemekti. Bir taraftan işte Rusya'ya yardımı engellemekti. Yine Mustafa Kemal ile Atatürk'ün emri var. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum diyor. Biz ölünceye kadar geçecek süre evet, içerisinde evet. Bizim yerimize yeni askerler gelebilir. Ne uğrunaydı bu? Boğazları geçirmemek uğrunaydı. İstanbul'u başkenti işgal ettirmemek vatan uğruna. Ama İstanbul 1919'da işgal edildi yine. Fakat şunu biliyoruz. Burada merhum Mehmet Akif'i de anmak lazım. Edebiyat tarihi ilişkisinde bence zirvedir. Tabii Kemal Tahir vardır, ne bileyim işte. Evet, onlar da çok güzel. Mutlaka ama Mehmet Akif'i zirveye koyarım her zaman. Yani tarihi edebiyatın malzemesi yapmadan edebiyatla tarihi evlendiren diyorum ben Mehmet Akif'e. O evliliğin de meyvesi Safahat'tir. O nasıl bir ruh? Ya şimdi peki 1919'da yani yüz binlerce şehit, vatan evladı, Boğaz'ı geçirmedik. Fakat 1919'da gene İngiliz geçti ve işgal etti. Peki ne, şunu biliyoruz ama Akif'ten de takip edebildiğimiz kadarıyla Çanakkale, Çanakkale'nin bir de şöyle bir şeyi oldu, milli mücadeleye katkısı oldu. Ruşen Eşref Ünaydın Çanakkale'de Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'le mülakat diye bir eser yayımladı. Bunun faydası ne oldu? Bunun faydası da şu oldu.
Anadolu'da milli mücadele başladığında 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında Mustafa Kemal Samsunlular için bir yabancı değildi. Değildi. Ya da Amasya'ya gittiğinde, Sivas'a gittiğinde kongre için, Erzurum'a gittiğinde Mustafa Kemal'i herkes tanıyordu. Çünkü Ruşen Eşref Ünaydın, Allah ondan razı olsun, çok büyük gayretleri oldu Mustafa Kemal'i tanıtmakta. Anafartalar kumandanı olarak da Mustafa Kemal'i tanıdığı için millet Mustafa Kemal'e milli mücadele yolunda önemli bir destek sağladı. Mustafa Kemal Atatürk'e. Çanakkale'nin kazanımı şu oldu. Yüz binlerce şehidimizin kanı yerde kalmadı. Neye dönüştü? Milli mücadelede destana, ruha dönüştü. Destana dönüştü işte. İşte bu neden sonuç ilişkisiyle iyi değerlendirmek lazım. Evet. Çanakkale şehitlerine. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaş donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer, mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkı ile sefil. Kustu Mehmetciğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize affetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Biraz okuyayım dedim hocam. Çok iyi ettiniz hocam. Okurken kopuyorum bazen de. Çanakkale şiirinin, Akif'in Çanakkale şiiri hocamızın okuduğu, yaklaşık dörtte birlik bir bölümünü okudu hocamız. İleride Akif şöyle bir ifade kullanacak şiirde. Diyecek ki ölü püskürmede yer, ölüm, ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, ne müthiş tipi ya Rab, savrulur enkazı beşer diyecek. Yani şimdi tamam, bir savaşın bir teknik yönü var. Evet. Bir stratejidir savaş, evet, her şeyden önce. Bu stratejiyi bilmek belki gereklidir, işe yarayabilir ama her dönemin stratejisi de farklıdır. Ama tarihin ruhunu bilmek kesinlikle gerekli. Şimdi bugün her 30 Ağustos'larda, her 18 Mart'larda manevi huzurlarında saygı duruşuna bulunduğumuz, saygı duruşunda bulunduğumuz şehitlerimiz, gazilerimiz, onların torunları, onların çocukları. Hocam, herhangi bir şey için canını vermek çok zor bir şeydir. Kesinlikle. Yani candan fedakarlık. İnşallah Çanakkale'nin seneyi devriyesinde de Çanakkale'yi konuşuruz beraber yine. Şimdi canını vermek zordur dedin ya, aklıma yine Trikopis'le Çeçeli Karamurat geldi. Evet. Karamurat'ı öldürdükten sonra dönerlerken
kendilerine hiçbir şey vermemiş bir devlet pahasına canını verenler oldukça bu millet yıkılmaz diyor Yentrikopis. Evet. Kendilerine hiçbir şey vermemiş bir devlet pahasına. Evet, öyle söylüyor. Yani yanlış okumadıysam öyle söylemişti. Şimdi o zaman devlet falan hikaye, vatan. Evet, bizim vatan. Bizim için kutsalımız tabii, vatan. Tabii. Hocam şöyle, yani tarihe baktığımızda Türkler için ne denir? Oğul babasıyla kavga eder, oğlan gider otağı şuraya kurar, orada bir devlet kurar. Yani bizi Avrupa'da da böyle tanırlar. Yani çok teşkilatçı, evet. Yani devlet teşkilatı sağlam. Bu yüzden de yani tarih boyunca bir devletimizi yıkmışlar veya yıkılmış veya kendi beceriksizliğimizden yürütememişiz işleri. Yıkılmış yerine yeni bir devlet, yıkılmış yerine yeni bir devlet. İşte bir zaman sonra İslam'la şereflenmişiz, kurumlarımız ona göre şekillenmeye başlamış. İşte biraz burada biraz da şöyle de söyleyeyim, yıkılmış demeyelim de devletin yıkılmaya yüz tuttuğu noktada nasıl diyelim, kendi devletimizi hani gider ötede işte yeni bir otağı kurar dediniz ya. Yani. Yeni bir devlet kurmayı başarabilmişiz. Nihayetinde devletin yıkılmasını, bu yıkılma işini resmileştirmesini yine biz kendimiz yapmışız. İşte evet. Oğuzlar işte evet. Selçuklu devletini kurmuş. İşte bu devleti biz kurduk, biz yıkarız diye ifade de edilir. Yine Oğuz isyanıyla Büyük Selçuklu'nun yıkıldığını görüyoruz. İşte Anadolu Selçuklu Moğollara yenildi. Moğol hakimiyetinde işte varlık göstermeye çalışıyor vesaire falan. Ama beyler ne yaptı? Yine Moğollara belki bir dönem vergi vererek devam ettiler ama sonrasında Osmanlı Beyliği için onun özelinde söyleyeceksek bağımsız oldular. Ve Anadolu Selçuklu Devleti yine yeni bir Türk Devleti kurulduktan sonra tamamen işte tarih sahnesinden çekildi ki yine bir Moğol komutanı Türk soyundan gelen işte Eretna Bey Uygur Türk'ü olduğunu biliyoruz. Eretna Bey yönetti. Eretna Devleti oldu vesaire. Evet. Yani nihayetinde Türk Devleti devletlerine baktığımız zaman artık yıkılmaya yüz tuttuysa, umut kesildiyse yeni bir lider etrafında toplanılır. O lider etrafında yeni bir devlet kurulur. Bir de kesintisiz bu böyle devam etmiş. Tam onu söyleyecektim hocam. Bu açıdan baktığımızda aslında bizim tarihimizde bir fetret dönemi yoktur. Tabii Anadolu'da beylikler dönemini kısmen Yıldırım Beyazıt'tan sonra fetret dönemi olarak tanımlarız ama oradaki fetret biraz aslında çok başlılıktan kaynaklanan bir fetrettir. Mesela Anadolu Selçuklu'nun yıkılışından sonra, Anadolu Selçuklu'nun tasfiye edilmesinden sonra devlet otoritesinin hocam Karaman Beyliği adı beylik falan olduğuna bakmayın yani kocaman bir de bütün müesseseleriyle ayaktadır. Yani Germiyan oğulları çok güçlüdür. Dil bayramı kutluyoruz değil mi? Tabii yani Karamanoğlu Mehmet Bey bir yani onun yönettiği devletin kurumlarıyla ve gücüyle kuvvetiyle bir devletten hiçbir eksiği yoktur yani yok, baktığımızda. Evet. Dil bayramı kutlanır. Demek ki bütün müesseseler oturmuş ki yani iş bazı hani lüks diyebileceğimiz yerleri de doldurmaya, alanları da doldurmaya kadar varmış. Dolayısıyla dediğiniz gibi aslında bizim tarihimizde çok bir öyle fetret dönemi görmüyoruz. İşte Göktürk devleti yıkılıyor veya tasfiye ediliyor diyelim. Yani yıkılmak beni rahatsız ediyor biraz. Evet, yani evet. Hani yıkılan bir şey tasfiye oluyor. Ediliyor. Yani devlet ne diyelim doğal ömrünü. Hani ne deriz? Devletler doğar, büyür. Evet. Akabinde işte Uygurlar önderliğinde evet. Diğer Türk boyları birleşir. Yine yeni bir devlet kurulmuştur. Tabii şimdi Uygur devletine baktığımızda hocam kendi alfabeleri var. Yani şimdi kendi alfabelerini Uygur alfabesi diye yanlış bilmiyorsam Soğut ilhamlı bir alfabedir. Yani kökenli diyelim yani. Ama neticede kendilerine alfabe yapabilecek kadar kurumsal bir oturmuşluk da söz konusu. Fakat şunu da görüyoruz. Bizim devletlerimizin biri tasfiye olup yerine yeni bir devlet teşekkülü, nizamı kurulurken önceki devletten bakiye aldığımız müesseseler de var.
Yani aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Osmanlı'dan birçok müesseseyi bakiye olarak aldı. Yani benim en hatırladığım İstanbul Üniversitesi'dir mesela. Darülfünun'dan İstanbul Üniversitesi. Evet. Darülbedai aynı şekilde. Yani bir müzik geleneği devamı, tiyatro geleneği devamı. Dolayısıyla şimdi tarihte aslında ben şunu söylemeye çalışacağım. Tarihte birileri bir şeyleri yıkmadı. Tarihi süreç içinde bazı yapılar doğal ömürlerini tamamladılar. Bir tekamül var değil mi orada? Sanki? Tekamül. Evet, kesinlikle. Tam doğru adı bu. Eğer Selçuklu olmasaydı Osmanlı o kadar kamil bir imparatorluk olarak, yani 200 yılın içinde imparatorluğa dönüşüyor hocam. Yani bana şeyi hatırlattınız. Üniversite okurken hocalarım şöyle söylerdi. İşte Anadolu Selçuklu'yu oradan gireyim. Anadolu Selçuklu'yu anlamak istiyorsanız Büyük Selçuklu'yu bilmeniz lazım. Evet. Onu anlamak istiyorsanız. Osmanlı'yı anlamak istiyorsanız Anadolu Selçuklu'yu, işte Türkiye Cumhuriyeti anlayacaksanız Osmanlı'ya bakacaksınız. Evet. İyi analiz etmiş olmamız lazım. Kesinlikle. Yoksa kesinlikle. Anlamakta zorluk çekeriz. Bununla birlikte bir de ekleme de yapmak lazım. Biz çok şey yapmamış, mutasip davranmamışız hocam. İşte mesela gelmişiz, işte Bizans şehirlerini devam ettirmişiz. Hı hı. Ya da işte politikalarımıza baktığımız zaman onları yok saymamışız. İşte onları işte kendi işlerinde, yönetimlerine müsaade etmişiz mesela. Hı hı. Ben hep öğrencilerime derim, Türk yaşatır, yok etmez. Yakmaz, yıkmaz, yok etmez. Türk yaşatır. Ermeniler yok olmak üzereydi. Fatih Sultan Mehmet sayesinde varlıklarını devam ettirebildi derim mesela. Hı hı. Bu çok ilginç bir özelliğimizdir. Biz milliyetçiyiz, işte bizim dışımızdakiler yok olsun, ölsün, bitsin falan yapmamışız. Kucaklamışız, kapsamışız. Tam da Atatürk'ün de şiirinde ifade ettiği gibi Türk tanımına uygun davranmışız. Hı hı. Ne diyor şiirinde? Türk yalnızca bir milletin adı değil, bütün adamların, ademlerin yaratılmış saf insan ırkından bahsediyoruz. Birliğidir diyor. O yüzden mutlu Türk'üm diyene o yüzden. Evet, aslında bir medeniyet anlayışının altını çiziyor. Burada hak batıl mücadelesini de görüyorsunuz aslında. Evet, yani Atatürk farkında mıydı? Evet, farkındaydı. Yani biz Türk'üz, işte Rahmani taraftayız demek istedi belki de. Böyle söyleyeyim, bu kadar söyleyeyim. Tabii, hayır, yok hocam, aslında şöyle yani benim programlarımda sürekli altını çizdiğim bir şey vardır. Bütün yorumlar çok değerlidir. Yani siz buraya baktığınızda bu neon ışıklarından, stüdyonun neon ışıklarından bir yorum çıkarırsınız. Ben başka bir yorum çıkarırım. Şehre baktığımızda birimiz bir şey görürüz, birimiz başka bir şey. Buradan farklı farklı yorumlar çıkarırız. Bu yorumlar bir araya gelir ve yeni bir şeye dönüşür. Yani şunu biliyoruz. Sizin ve benim düşüncelerimiz bir araya geldiğinde bizden daha büyük bir şey oluyorlar aslında. Evet. Bu açıdan bütün yorumları değerli buluyorum. Ama yorum tapar olmamak lazım. Yani ben mesela bir önceki programımızda şunu bir hakikat üzerine biraz dinleyicilerimizle sohbet etmeye çalıştım. Dedim ki hayat aslında bir hakikat arayışıdır. Kesinlikle. Yani tarihte hakikati bu yüzden arıyoruz, sosyolojide hakikati bu yüzden arıyoruz, kimyada hakikati, fizikte hakikati, matematikte, hepsinden bir yere varmaya çalışıyoruz. Bu noktada bu yüzden işte resim çiziyoruz, bu tabii, yüzden edebiyat, işte ürünleri üretiyoruz, heykel yontuyoruz, mimari evet, yapıyoruz yani, değil bir, mi? Bir varoluş mücadelesidir. Bu da hakikate varır. Bir varoluşu anlama gayreti, yani hakikate varma uğraşısı. Ya insanın yaşam serüveni bir hakikati arama mücadelesi aslında. Yani bir hakikat var, ona dokunmaya çalışıyoruz. Fakat buna tek başına edebiyat yetmiyor, tek başına tarih yetmiyor. Ne olması gerekiyor? Bir toplu tekamülün gerçekleşmesi gerekiyor. Ya bir vücudun, bir organizmanın farklı organları gibi aslında hepsi bir. Hepsi bir. Hepsi ya işte bir yere varıyoruz yani nihayetinde. Hazreti Ali'nin dediği yere varıyoruz. Hani ilim tekti, onu cahiller çoğalttı. Yani ilim bir noktaydı, onu cahiller bir çokluk kesret haline getirdi diye. Zaman zaman dostlarımla böyle hal yarenliği sizinle yaptığımız gibi yaparken en sonunda söz oraya gelir. Yani ben derim acaba demeyeyim. Hani Hazreti Ali'nin ilminden şüphe ettiğimden değil. Hazreti Ali haklı galiba derim. Yani biz bak 3 saat boyunca konuştuk. Hani
o noktaya bırakın yaklaşmaya adını bile koyamadık daha hakikat noktasına. Fakat bu bir tekamül tabii. Evet. Yani biz uğraşacağız, didineceğiz. Belki o noktaya biz varamayacağız ama çocuklarımız biraz daha yaklaşacak. Onların çocukları biraz daha yaklaşacak. İnsan böylece tekamül edecek. Biz bize verilen bu zaman içerisinde, ömür içerisinde bu bedenle bu sorumluluğu o süreç içerisinde taşımamız ve yerine getirmemiz lazım. Fıtratımızın gereği bu hocam. Yani bize verilen beynin zekatı bu aslında. Yani ben öyle diyorum. Necip Fazıl'ı birçok yönden eleştirebilirim. Yani bugün hakikaten bir gün oturalım samimi bir şekilde. Siz sorun ben söyleyeyim yani. Necip Fazıl'ı bir sürü açıdan eleştirebilirim. Ama bir sürü açıdan da sözlerinin altına imza atarım. Mesela bir kader tanımı vardır Çile'de. Kader beyaz kağıda sütle yazılmış yazı, elinde ise beyazın içinden sök de çıkar beyazı der. Yani ben bundan daha güzel bir kader okuması yapmadım bugüne kadar. Yani kader üzerine Gazali okudum, İbni Haldun okudum, Seyit Kutuplar vesaire hepsi geçti elimden. Kaderi ne olduğunu anlamaya çalışma. Ali Şeriati ama hiçbirisi Necip Fazıl kadar net çizemedi bana. Evet. Şiiri bu yüzden çok seviyorum. Evet. Bugün öğrencilerimle de konuşmuştum bunu. Ben şiiri çok seviyorum. Çünkü tek bir kelimeyle belki kitaplar dolusu anlatacağım hocam. Şeyi. Tabii. Anlatmış oluyor. Şimdi Necip Fazıl şunu der. Yine bir özet bakın insanın tekamülü konusunda. Der ki İslam öncesi Arap toplumunu anlatırken yani cahiliye dönemini anlatırken yani burada der cahiliye dönemi derken işte matematik bilmeyen, okuma yazma bilmeyen, ticaret bilmeyen evet. bir toplumdan bahsetmiyoruz der. Evet. Çok gelişmiş bir ticaretleri vardı. Hendese biliyorlar yani hesaplama mühendislik biliyorlardı ama Allah'ı bilmiyorlardı der. Bugün der isterseniz atomu parça parça edin. Allah'ı tanımıyorsanız cahilsiniz der. Bunu niye söyledim? Hocam ne kadar donanımlı olursanız olun, rasyonel ilimlerle ne kadar iştigal ederseniz edin, kaç Nobel alırsanız alın, geçmiş şuurunuz yoksa cahilsiniz demektir yani. Evet. 26 Ağustos'u anlayamadıysak, 30 Ağustos'u anlayamıyorsak, hocam şimdi bir şey tasavvurumuz var değil mi? Devletimizin en yetkili mercileri tarafından dile getiriliyor. Ya biz millet olarak gözümüzü bir medeniyet tasavvuruna diktik hocam yani. Bu bir gerçek ve bana heyecan veriyor evet. açıkçası. Eleştireceğim yönlerim olabilir. Yani öyle bir medeniyet değil. Yani evet öyle bir medeniyet ama içinde şu da olmalı falan diyebilirim şahsi olarak. Kesinlikle. Demeliyim de zaten. Ben bunu bir vatandaş olarak hak görüyorum kendimde. Ya da ya bu medeniyet tasavvurumuz çok güzel ama bakın şurası bu çerçevenin dışına sanki pörtlüyor tabiri caizse. Bunu biraz rendelememiz lazım veya zımparalamamız lazım diyebiliriz ama bana heyecan veren bu ülkenin bir yurttaşı, bir eğitimcisi olarak yarım yamalak bir akademisyeni olarak heyecan veriyor hocam. Yani devlet büyüklerimiz... Ben de aynı heyecanı duyuyorum hocam. Ama bunu yaparken... Anlatmaya da çalışıyorum. Evet. Çok sağlam bir tarih şuuruna sahip olmamız lazım hocam. Başka türlü boş bir medeniyet söyleminden ibaret kalacak. İçi boş bir medeniyet söyleminden ibaret kalacak. Yani bana ne oradan, bana ne buradan dememek lazım. Yani bütün dünyayı kapsamak Kesinlikle. Lazım. Kesinlikle. Bunun için de bize edebiyatla çok sağlam bir tarih rabıtası ve iştigali gerekiyor. Evet. Bunu nasıl yapacağız hocam? Yani bakın hala daha Çanakkale ile ilgili Akif'i geçemedik. Yani Akif'i geçmeyelim. Yani Akif'le yarışmıyoruz o anlamda demiyorum. Yani Akif'in ruhunun yanına bile yaklaşabildiğimizi zannetmiyorum Çanakkale şiirini okurken veya Kuvayi Milliye'nin daha yanına varamadık. Bir Nazım Hikmet daha çıkaramıyoruz. Hala daha veya bir Devlet Ana daha yazamadık. veya bir Küçük Ağa daha yazamadık. Bir Vurun Kahpe'ye ötesine geçemedik. Yani nasıl olacak ya bu edebiyat ve tarih ikiliğini yani ikisinin bir araya gelmesini ben çok önemsiyorum. Ya okuma kültürünü artırmamız lazım diye düşünüyorum. Okumayla birlikte aslında biz bir anlamda yapmaya da çalışıyoruz. Öğrencilerimle kendi çapımda yani
çok yetkin bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyoruz ama her ay bir şeyler yazmaya çalışıyoruz. Yani ya da işte yazsınlar diye uğraşıyorum kendi çapımda. Yazsın, film izlediyse onu yazsın. İşte ne bileyim bir şeyler hissettiyse yazsın, şiir olsun. Bir görüş gördüyse, öğrendiyse, duyduysa, bildiyse yazsın. Ve yazsın diye de bir alan oluşturdum. Oluşturuyoruz, birlikte yapıyoruz. O diğer editör arkadaşlarıma da haksızlık olmasın. Dolayısıyla biz yakın zamanda şey de aldım, ondan da bahsedeyim biraz. Lütfen, lütfen hocam. Oraya geleceğim zaten sizin. Kendi çapımda ben de uğraşıyorum. Yaratıcı yazarlık eğitimi aldım ben. Çok işte. Profesör Yavuz Demir hocam anlattı. Şey diyor, biz okullarda bize tamam alfabe öğretildi. İşte nasıl yan yana getirecek kelimeler, nasıl cümle kurma öğretildi. Ama bize yazı nasıl yazılır, yazı yazma öğretilmedi diyor. Evet. Kelimelerin işte fonetik karşılığını, harflerin fonetik karşılığını biliyoruz. Kelimelerin işte o seslerin bir araya gelmesiyle işte hangi anlama geldiğini belki biliyoruz. Ama kaliteli bir okuma yapamıyoruz. Evet. Sonra okuma yazma öğrendik diyoruz. Ama öğrenmediniz diyor. Okur yazar ama okumaz yazmazız. Yani bizim iyi bir okur yazar olmamız lazım. Ama şeyi kaçırıyoruz. İşte teknoloji gelişti. Bütün bilgiler bir tıkla elimizin altında. İşte her şey çok hızlı akıyor. Böyle bir dünyadayız. Bu sanki bunu engelliyormuş gibi bir algı var. Halbuki daha kaliteli okuma yazma yapabileceğimiz bir imkana da eriştik. Burada aslında biz öğretmenlere de müthiş iş düşüyor. Ama öğretmen olarak, yani bir şey aktaran olarak değil. Çünkü aktarıcılık yaptığında öğrencinin sana ihtiyacı kalmıyor. Niye? Dedim ya, bir tıkla bütün bilgiler karşısında. Yani elde etmek istediği her şeye ulaşabilecek noktada. Ama ne kadar donanımlı, ne kadar işte o gördüğünü, o işte fonetik karşılık olarak o kelimeleri gördüğü zaman, okuduğu zaman ne kadar içselleştirebiliyor, ne kadar mecazi bunun anlamına gidebiliyor, yani ne kadar, kaç farklı anlamda algılayabiliyor, yani bir üslup biliyor mu? Şimdi geçen yılda öğrencimin biri, hocam işte almış işte sağlam işte eski bilim adamlarımızdan diyelim. İslam dönemi. Hocam işte burada böyle demiş, işte bu şirk koşmamış mı bilmem ne. Oğlum diyorum, bak senin bunu işte okuyabilmen için donanımlı olman lazım. Hocam ben çok kitap okuyorum, şu kadar kitap bitiriyorum. Oğlum bak, bu kitabı okuman yetmiyor. Bu kitabı okumadan önce okuyup gelmiş olman, yani bu kitabı anlayabilmek için yeterli donanıma sahip olman için okuman gerekenler var. Onu kaçırmışsın sen. Evet. Dolayısıyla temeli yapmadan üzerine binayı kurmuşsun yani. Şimdi donanım öğrencim olan... Zeki de bir öğrenci. Okuyor, çok okuyor. Ama neyi nasıl okudu? Nasıl algıladı? Şimdi orada anlatılmak istenen gerçekten bugünkü anladığı şey miydi? Yani yüzlerce yıl öncesinde yazılmış olan şey, değil mi? Tarihi hataya da düşüyor, değil mi? Bu anlamda tarih kuralı neydi? Olayın yaşandığı günün koşullarına göre değerlendi mi? Ya bunu mu dedi? Ya da bir metafor mu kullandı anlatırken bize? Yani bunu fark ettirmek için ben mesela işin içinden çıkamadım. O öğrenci bana belki de kızdı. Veya okuma hevesini kırdığınızı düşündü. Yani ama biz öğretmenler olarak ciddi bir okuma kültürü oluşturmamız lazım. Bunu da tek başına ben tarih öğretmeni olarak, tek başına işte edebiyat öğretmeni olarak yapılmaz. Bir fizik öğretmenim de buna kıymet vermeli. İşte bir işte dil öğretmenim de, işte fizik, işte kimya öğretmeni, yani bu bir bütün olmalı. Evet. Şeye dikkat ettim orada, kullandığınız ifade okuma alışkanlığı değil. Ben o ifadeyi sevmiyorum. Alışkanlık. Tabii, yani okuma bir alışkanlık değil. Bilinç, okuma bir kültürdür. Bilinçli yapılması gerekenmiş. O yüzden hiç yani okuma alışkanlığı kazanma ifadesini kullanmadım. Bana şu sorulur, okuma alışkanlığınız var mı? Yok diyorum.
Nasıl olur? Koca bir kütüphaneniz var işte, gördük evde falan. Ya benim bir okuma kültürüm var. Bu bir alışkanlık değil. Ben boş zamanlarınızda ne yaparsınız sorusuna benim hiç boş zamanım yok diye cevap çok veren bir insan. Şey ya sürekli sırtımda taş taşımıyorum. Diyorlar işte boş zamanlarınızı kitap okuyarak değerlendirmiyor okuma, musunuz? Boş zaman okuma boş zaman uğraşısı olmamalı. Değil. Evet. Evet. Okuma bir özel olarak gün içinde ayırdığım bir faaliyet alanı benim. Dolayısıyla dediğiniz gibi aslında hocam, yani bütün şuurların oluşabilmesi, yani tarih şuuru, medeniyet şuuru, millet şuuru, ahlak şuuru. Evet. Bir gün şey üzerine de konuşalım, yani bu ahlak anlayışı üzerine de konuşalım. Birkaç haftadır olur. Bu meseleyi götürmeye çalışıyorum. Yani ahlakın sınırlarını belirlemek haddime değil ama en azından hani ahlak dediğimizde bir ortalama fikrimiz olursa hepimizin, medeniyet tasavvurumuzu da yani insan üzerine kuracağız. Yani medeniyeti insan inşa edecek. Dolayısıyla o medeniyeti inşa edecek insanın da bir asgari ahlak seviyesinin olması lazım. Kesinlikle. Bu yüzden hatta felsefeci arkadaşlarımızla da bir araya gelip bu meseleyi konuşabiliriz. Bütün bu şuurlara sahip olabilmemiz için. Mesela değerler eğitimi diyoruz değil mi hocam? Yani 10 yıldır uğraşıyoruz. Akademide bir sürü çalışan arkadaşım var benim. Doktora düzeyinde çalışan arkadaşım var. Ortaya daha bir değerler listesi çıkarabildiğimizi zannetmiyorum. Yani buna din eğitimi alanı başka bir gözle bakıyor, tarih eğitimi alanı hocam, başka bir gözle bakıyor. Bir anlamda belki kendimi de eleştirmiş olacağım ama değerler eğitimi dediğimiz veyahut okullarda yapmaya çalıştığımız şey çoğu zaman mış gibi noktasında kalıyor. Elbette, içi boş. İşte göstermelik bir şeyler yapıyoruz. Niyetler çok iyi aslında. Biz kendimizi ama işte üstten o iyi niyetlerle yapılması istenen şey, biz öğretmen, ben kendim için, meslektaşlarım için de konuşuyorum. Biz gönül vererek, içselleştirerek gerçekten bu etkinlikleri yapmıyorsak havada kalıyor. Tabii. Onca yani, zamana, onca emeğe. Bu sefer çocuk da, öğrenci de diyor ki öğretmenim yeterince değer vermiyor ki. Öğretmenim değer vermediği bir şeye nasıl değer versin değil mi? Evet. Bir de bunun hocam çok güzel bir yere temas ettiniz biraz önce. Bir okuma kültürü oluşması için bu tek başına edebiyat sahasının baş edebileceği bir şey değil. Tarih sahasının, yani değil. Örneğin tarih konusunda bir okuma kültürü oluşturabilmeniz için sizin öğrencilerinizde. Bu tek başına sizin altından kalkabileceğiniz ya da zümrenizle bile altından kalkabileceğiniz bir şey değil. Bizim 60 kişilik küçük bir yazar ekibimiz var. Biliyorsunuz dergi çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, onu da bir konuşalım hocam. Fangraph'tı. Evet, Fangraph dergisi. Küçük 60 kişilik bir yazar ekibimiz var. İnanın bugün diğer editör arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Ya 15 tane yazıyı çıkartmak için Akla Kara'yı seçiyoruz. 60 yazardan. Evet. Yani defalarca anlattım. Ya okutmadan yazılmaz. Hı-hı. Donanımlı olmadan, yeterince okumadan, işte ya da tek bir kaynaktan okuyarak at gözlü takmak gibi olur. Yani defalarca anlatıyoruz, sürekli konuşuyoruz falan. İnşallah olacak, bir yola çıktık. Mutlaka mücadele mutlaka ediyoruz. Olacak. Ama yazacaksak muhakkak okumamız lazım. Yani etle tırnak gibidir okumayla yazmak. Ya işte öğrencim yazıyor ama hiç kitap okumuyor. Bunu nasıl yazmak? Olmaz. Yani ya da işte çok okuyorum falan ama hiçbir şey yazamıyor. Kelimeyi bir araya getiremiyor. Yani bir şey eksik hocam. Yani. Bir şey eksik. Burada bir sıkıntı var. Biz kendi çapımızda bunun mücadelesini veriyoruz. Ya en azından ben kendimce veriyorum. Ekip arkadaşlarım fark etmeseler de. Yani bu iş böyle olur. Bunun üstüne gidelim işte istiyorum. İşte kaynakçaları okusunlar, onu okusun, bunu okusun falan. İşte bir metin nasıl oluşturulura gelelim ve nihayetinde yayınlayabileceğimiz bir şey ortaya çıksın istiyoruz. Ama uğraşıyoruz yani. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz hocam. Biraz kaçıncı sayıyı çıkardınız dergide? Ağustos'ta 3. sayı olacak diye biliyorum. Mayıs, 19 Mayıs'ta biliyorsunuz, evet. Yürüyüşteydik, evet. Sizinle. İlk sayımız çıktı. Haziran 19, Temmuz 19, Ağustos 19 yayınlandı. 4. sayı Eylül'e hazırlanıyorsunuz. 5. sayımız Eylül, sayımız tasarım aşamasında. Yazılar geldi, bitti. Hı hı. Eylül 19'unda Eylül sayımız da çıkacak.
Şimdi öğrencilerin orada, öğrencilerinizin özellikle, yani derginizde akademisyen arkadaşlarımızın falan da katkısı olduğunu biliyorum. Yani Türkiye'nin dört bir tarafından, hatta Temmuz sayısındaydı galiba bir Erzurum'dan mıydı, Erzincan'dan bir akademisyen demeyelim de üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencisi, evet. Katkıları var dergide. Evet. İngilizce de yazı yayınlamaya çalışıyoruz. Her ay iki tane bir yazı yayınlamaya çalışıyoruz. O arkadaşımız İngilizce de yazıyor mesela. Öğrencilerinizin tepkisini merak ettim. Benim ilk yerel bir gazetede yazım, yani çok da basit bir şeydi, yani ortaokuldaydım. Ama benim için çok değerliydi. Bir yerel gazetede yazım yayınlandığında, hala daha saklarım onu. Ben zannediyorum yani çok muzaffer bir kumandan bir savaş kazandığında ancak kendiyle o kadar belki mağrur olabilmiştir. Evet. Öğrencilerinizin tepkileri nasıl oluyor hocam? Yani derginin siz ilk sayısını basılı yayınladınız, sonra biz elektronik içerik şeklinde yayınladık. Dijital bir dergi çıkardık. İlk sayımızda da söyledik dijital bir dergi olduğunu. Önümüzdeki süreçte bazı değişiklikler olacak tabii. İnşallah bir daha bizi davet ettiğinizde onları da konuşuruz. İnşallah, inşallah. Hem istediğiniz yönde değişiklikler olmuş şekliyle konuşuruz inşallah. Evet, değişiklikler olacak. Artık basılı da çıkıyor olacak inşallah. Dijital olarak çıkarıyoruz ve öğrencilerimizin dizgisinden tasarımına, işte editörlerine varıncaya kadar, hatta bir süre pazarlama ekibi de faal olmaya çalıştı. Çünkü tanıtım için etkinlik yapmaya çalıştı. Dolayısıyla ya ben onlarla gurur duyuyorum çünkü müthiş bir sahiplendiler bu işi. Tasarımcılarımız çok güzel iş çıkardı. Yazarlarımız başlangıçta çok da eleştirdik de kendilerini. Böyle yazımı olur da bak burasına dikkat, tek tek toplantı yapmaya çalıştık. İşte anlatmaya çalıştık. Örnek dergiler, dergi yazıları falan göstermeye çalıştık. Nihayetinde eleştirilsek de, ben arkadaşlarıma da söyledim, biz bir yola çıkalım, göç yolda düzülür, Türk'ün mantığı. Biz bir yola çıkıyoruz, biz yanlış da yapsak, eksik de yapsak, hatalı da yapsak, biz bir iş yapıyoruz. Tabii. Ve bunu yapalım. İlk sayımız öyle çıktı. Hani çok yetkin yazılarımız yok belki ama ortaya koyduğumuz bir ürün var. Bu çok kıymetli, çok değerli. Yıllarca ben dergilerde zaman zaman yazar olarak, zaman zaman danışılan olarak, kendisine danışılan olarak, bir ağabey olarak fikir vermek adına çalıştığım dönemlerde sıfırdan dergi, yani bana danışılarak, benim başında bulunduğum bir ekip sıfırdan bir dergi çıkardı. 12 sayı boyunca yayınlandı aylık. Süreli yayıncılıkta şu var hocam, yani siz 80 yıllık 90 yıllık bir dergi değilseniz bugün, yani bir hazır ekibe gitmediyseniz, sıfırdan bir süreli yayın çıkarıyorsanız, süreli yayıncılıkta her sayı bir öncekinden daha iyi olur. Bunu fark ediyoruz, biliyorsunuz. Evet, yani bu öğrencilerinize de, buradan bizi dinleyen öğrencilerinize de bu yönde bir yani yüreklerine su serpmiş olayım, eleştirileceksiniz, eleştirilecekler. Ama çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü bir hafıza oluşturuyorsunuz aslında. Bu çok önemlidir. Şimdi buradan tarihle de bir bağlantısını kurayım. Yani siz aslında edebi bir hafıza da oluşturuyorsunuz. Şöyle bir ifade kullanmıştım. Çok eleştirildi zamanında ama sonra izah ettikçe ne demek istediğimi hak verdiler bana değerli dostlarım. Dedim ki 29 Mayıs 1453 geçmiş değildir. 29 Mayıs 1454 geçmiştir ama 29 Mayıs 1454 tarihtir, geçmiş değildir. Çünkü o gün bir şey olmuştur. 30 Ağustos 1922 geçmiş değildir. 30 Ağustos 1922 büyük zaferin kazanıldığı gündür. 30 Ağustos 1935 o geçmiştir. Yani o araya gireyim mi hocam? Lütfen. İngiliz tarihçi Edward Hallett Carr'ın bir tanımı var. Tarih geçmişle gelecek arasında bitmez bir diyalogdur. Evet.
Yani konuşmak gerekiyor onunla mı? Bu diyaloğu tarih kurmak gerekiyor. Tarih dinamik bir şeydir. Öyle evet. Geçmişte kalmış, ölmüş değil. Bir iş değildir. Değil. Evet. Tarih, ya biz bugün buradaysak, burada bu teknolojiyle, burada bu yayını yapabiliyorsak bunu o geçmişe borçluyuz. Geçmiş geçip gitseydi biz de burada olmazdık. Olmazdık. Geçip evet. Gitmedi demek ki. Bize hı-hı. Bir kazandırdıkları var. Hala daha o geçmiş yanı başımızda yaşıyor bizim. Yine yani. Ramazan hocamın bir lafı vardı. İşte hani kaç yaşındasın diye sorsak ne dersiniz falan. Hı-hı. Ramazan hocam bizi şaşırtmıştı o zaman, yüksek lisans dersiydi. 10 milyon yıl yaşındayım diyor. Hı-hı. Hakikaten düşünüp bakıyoruz, her gün ateşi yeniden bulmaya çalışmıyorsak. Ben öğrencilerime böyle somutlamaya evet, çalışıyorum. Evet. Ya evde işte sofrada oturup işte yemek yerken o çatalı kaşığı her gün yeniden işte icat etmiyorsam, evinde ocağında yemek pişirirken hala mağaradaki gibi işte değil mi, ateş yakmaya çalışmıyorsan, kılık kıyafetin ne bileyim her şeyiyle, bütün var olan işte teknolojik her şeyiyle, bu tarihin sana kazandı, tarihin ürünü, sen bu geçmiş tarihin birikimleriyle bugün varsın. Evet. Ya ben bu noktada şunu diyorum, yaşınız sorulduğunda şeyi diyorum, bir öğrenin yani işte antropoloji size bu anlamda yardımcı olur veya arkeoloji yardımcı olur. İnsanlık ne zamandan beri var? Hani tarihi metinler, dini metinler bize bir tarih sunmuyor. Evet. Yani ben eski ahitte de dini metinler yani, olay anlatıyor. Olay anlatıyor. Yani, yani o, ders çıkarabilmemiz tabii için. Tabii dini metinler ayrıca bir tarih kitabı da sunmaz bize. Ya o bir fikir sunar bize. Yani bir paradigma kazandırmaya çalışır. Hiç akletmez misiniz evet. Diye biter ya. O akıl etmekle alakalı bir şey. Ama antropoloji bize ilk insanla ilgili bir fikir verebilir. Yani diyelim ne olsun, işte 30 bin yıllık bir geçmişimiz olsun. Evet. Yaşınız sorulduğunda işte 46 yaşınızdaysanız 30.046 yaşımdayım deyin. Çünkü o 30.000 sene olmasaydı siz bugün olmayacaktınız. Kesinlikle. Yani dediğiniz gibi masaya her oturduğumuzda yemek masasına çatal bıçak icat evet. Etmeye çalışmıyoruz. Bu sebeple bugün varsak 26 Ağustos 1922 kesinlikle. Olduğu için var. Bugün var isek 1 Eylül 1922 olduğu için var. Yani bunları Amerika'yı yeniden keşfetmek için, yani gidip bir de bir taraftan da işte o programımızın ilk bölümünde benim yakınma ifadeleriyle dile getirdiğim, ya şu tarihi hocam ideolojik yaklaşımlardan bir temizlemek zorundayız. Kesinlikle hocam. Sen şucusun, sen bucusun derdine düşmeden bütün tarih bizim tarihimizdir. Evet. Alparslan'ı çekin çıkarın bakalım tarihten. Bütünsel bir yaklaşımla ele almamız lazım. Etiketlemeden elbette. Ele almamız lazım. Hiç kimse tarihimizde büyük roller oynamış, bugün tarih kitaplarımızın yazdığı hiç kimse kötü olsun diye hiçbir şey yapmadı. Evet. Sonuçlar belki o günün şartları düşünülerek yapıldı. Bugün baktığımızda belki menfi sonuçlar doğurmuş olabilir. Evet. Sarıkamış örneğinde olduğu gibi. Yani mefkure çok büyük. Kafanız her levhasına Turan ülküsünü yazmış bir başkumandan ama bakıyorsunuz sonuç çok üzücü. Olabilir belki. Bu aksaklıklar, eksiklikler eğer bugüne yansıyan bir takım olumsuz yanları varsa düzeltilebilir. Geç değil yani, tarih şey zannedilir hep, işte tarih tersine çevrilemez. Vallahi çevrilir, billahi çevrilir. Yani bir yerde akışı bir kesersiniz. Şöyle bir çorabı içinden dışına ters yüz edersiniz yani çamaşır makinesinden çıkarınca. Ne diyor Mehmet Akif? Eğer ders çıkarabilseydik tabii. Hiç tekerrür eder miydik? Tarih tekerrür falan değildir. Değil. Çünkü tekerrür olsa İkinci Dünya Savaşı olmazdı. Tekerrür olsa kuralları, kanunları, kaideleri olurdu. İşte 2-2-4 eder tabii. Gibi. İşte, ama tarihte öyle olmuyor. Öyle bir şey yok. Evet. Hocam 3 saate yakındır... Çok keyifli bir sohbet var. Ben sabaha kadar konuşuyorum sizinle. Ben de. Fakat dinleyicilerimizi de fazla yormamak adına bir toparlayacak olursak şöyle birkaç paragrafla cümle demeyeyim. Çünkü bazen moderatörlük yani bir takım arkadaşların moderatörlük yaptığı programlara katılıyorum. En sonunda bana şunu söylüyorlar. Diyorlar ki hocam, İşte 4 saattir konuşuyoruz. Bir iki cümleyle toparlayacak olsanız. Ya 1 2 cümleyle toparlayabilecek olsan 4 saate ihtiyaç yoktu diyorum. Niye konuşturdun beni 4 saat?
Hocam buyurun. Samimi ifade etmek gerekirse hocam, geldiğimde ne diyordum? Hocam emin olun ne konuşacağımı bilmiyorum. Evet. Böyle başladık. Sürçü lisan ettiysek affola. Estağfurullah. Onu söyleyelim öncelikle. Biz tabii bilmiyoruz, bilmeye çalışıyoruz. Evet. Hakikat yolcusuyuz bir anlamda. Konuşarak, tartışarak, işte kendimizce okuyarak, kendimizi geliştirerek, işte bize sunulan bu vakitte, ömür yolculuğunda bize yüklenen sorumluluğu kendimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada da mesleğimiz dolayısıyla, ilgi alanımız dolayısıyla biraz tarih konuştuk, biraz edebiyat konuştuk. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla işte Büyük Taarruzu veyahut Kurtuluş Savaşı mücadelesini, Uşağı, bu anlamda Uşağı'nın yerini de konuşmaya çalıştık. Çok fazla yer tutmadı belki ama Uşak da çok kıymetli bu anlamda. Evet. Özellikle başkomutanın esir alınışı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ona işte burada Uşak'ta konakta bir misafir gibi davranması çok kıymetliydi. Tabii. İşte hatta eşine işte telgraf çekilip işte İstanbul'da oturuyor diye Trikopis'in bir isteği var. Eşime haber verir misiniz falan. Eşiniz yanımda diye de telgrafı da var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Gerçekten bir Türk gibi davranmıştır. Kıymet vermiştir. Olması gerektiği gibi. Uşak'ın burada Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli de bir yeri var yani burada. Yunan ordusu burada çözüldü. Burada teslim oldu. Evet. Burada dağıldı. Bu geri çekiliş işte İzmir'e kadar. 9 Eylül'de İzmir'e girildi. Nihayetinde Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele kısmı tamamlanmış oldu. Bu tamamlanmak, düşünün, Kurtuluş Savaşı, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan beri süre gelen bir savaş silsilesi idi. O kadar uzun süre bu savaşlara dayanan bir milletten bahsediyoruz ki bu ecdadımızı müthiş bir sahiplenme ruhi seviyesine ulaşmamız lazım diye düşünüyorum. Bu eksikliği konuştuk aslında, evet, bir anlamda. Evet, evet. Yani eksik olduğunu hissettiğimiz bu yönü konuştuk. 30 Ağustos aslında bizim biraz da ne diyelim, bahanemiz oldu. Evet. Öyle diyelim. Yani evet. 30 Ağustos temamız oldu ama asıl varmamız gereken yer burasıydı hocam. Bugün yeni bir dünya düzeni oluşma aşamasında. Dünya yeni şeylere gebe. Yeni bir medeniyet tasavvuru var. Bir medeniyet tasavvuru var. Ve bunu bizden olmayanlar da farkında bunun. Bize bir yeni bir sorumluluk veriliyor. Bunun bilincinde olmamız lazım. Bunun bilincine varabilmemiz için de işte 30 Ağustos'ları, Sakarya Meydan Muharebelerini, Çanakkale'leri, bunları unutmamamız lazım. Kahramanlarımızı unutmamamız lazım. Ecdadımıza ne kadar sahip çıkabiliyorsak aynı oranda bu vatana da sahip çıkmış olacağız. Aynı şekilde bunun üzerine de, bu sağlam temeller üzerine de bu medeniyet tasavvurunu gerçekleştirebileceğiz. Yoksa eksik kalırız. Ve köksüz kalırız. Köklenemeyiz tabii burada ki. Anadolu coğrafyasında, ki Anadolu çok önemli, çok kıymetlidir. Eksik kalmakla birlikte eğer biz bugün seslerini duymaya, ayak seslerini duymaya başladığımız yeni dünya düzeni, yeni dünya medeniyeti tasavvurunda, eğer... inanın yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Bu vesileyle bir şeyler daha söyleme hatırlatmış olalım, imkanı tabii. Bir yeni dünya medeniyeti kuruluyor diyorum. Yani yaklaşık bir aydır falan programlarında belli ölçüde buna değinmeye çalışıyorum. Evet. Yeni bir medeniyet tasavvuru var. Artık 90'lı yılların popüler tüketim kültürüne dayalı medeniyet tasavvuru gitti. O gitti artık, o yok. Yani çok yakın bir zamanda o kültür bizi yok oluşa sürükledi. Yok oluşa. Bunu fark ettik artık dünya olarak. Yıllar önce üniversite okumaya, konu açıyor, kapatacaktık belki ama. Yok, devam edelim. Üniversite okumadan önce, o zamanlar da ben kendi çapımda okuyordum. İngiliz filozof Arnold Toynbee'nin bir sözü aklımda. Ne kadar doğru hatırlayacağım bilmiyorum ama biz, diyor, Batılılar olarak yok oluşa sürüklediğimiz dünyayı kurtarmak için yeniden İslam'ı göreve çağırmak zorunda kalacağız, diyor. O gün bugündür hocam. Evet.
Bunun bir yani yeni kurulacak dünya düzeninde yeni kurulan dünya medeniyeti manifestosunda İslam referansının ne kadar olacağı konusunda hiçbir öngörüm yok. Yani %75 olursa da şaşırmam, 0 olursa da şaşırmam. Çünkü bu şeye bağlı olacak biraz da. Yani İslam'ın bu manifestoya sokabileceği değerler manzumesine, değerler toplamına bağlı olacak. Fakat şundan eminim. Eğer biz bugünden yeni dünya medeniyeti inşa edilirken, o medeniyetin manifestosu yazılırken, o manifestonun içerisine bizden kelimeler, bizden renkler, bizden cümleler kurabilecek yeni kuşakları yetiştirmeliyiz. Evet. Diyebilmeliyiz. Bunu diyebilecek kuşakları yetiştiremez isek, o zaman o medeniyeti birileri kuracak, biz de o kurallara tabi olacağız. Korkmayla başlamamız lazım aslında, evet. Yine Mehmet Akif'e dönersek. Korkmayacağız. Bu bir. İkincisi, bize dayatılan ne varsa, teknolojik gelişmişlik, bilimsel gelişmişlik falan, hepsini alıp öğrenip kullanacağız ama kendi medeniyet tasavvurumuzla kullanacağız, evet. Ve var olacağız bu şekilde. Bunun için de bir felsefeye ihtiyacımız var hocam. Kesinlikle. Yani bir felsefeye derken önce bir felsefi doktrinle, felsefi alışkanlıkla düşünebilmeye ihtiyacımız var. Benim doktora çalışma alanım eleştirel düşünme. Bana hep sorulan sorular şununla başlar. Yani bunu bana en yakınımdaki hocalarımdan, işte eşime varana kadar herkes sordu. Ya düşünme tamam da eleştirel düşünme ne yani? Eleştirel düşünme, evet. Spesifik bir alan mı? Şimdi eleştirel düşünme metotlu düşünmedir. Eleştirel düşünme insanın kendi düşüncesi üzerine düşünce yürütebilmesi. Şimdi mesela işte şu anda stüdyoda bir sürü teknolojik aygıt var. Bunlardan herhangi birisi arıza yaptığında bunu hemen şurada iki sokak ötede bir tamirci kardeşimiz tamir edebiliyor. Evet. İyi de biz bunu niye üretemiyoruz? İçinde ne olup bittiğine dair bir fikrimiz var ama bunun felsefesine sahip değiliz. Değiliz. Yıllardır çok şükür gözümüz aydın bir markamızla. Yani markayı belki telaffuz etmek doğru değil ama bir markamızla artık dünyada otomobil üreticileri arasına girdik. Evet. Yani çok geç kalındı aslında. Yani bunu bizim 90'larda, 80'lerde bu işi tamamlamamız lazımdı. Ama tamamlıyor gibiydik de aslında. Gibiydik de bir yere kadar da gelmiştik. O birikimi şimdi kullandık, netice elde ettik. Şimdi bunu yapabilmemiz için bizim şeyi çok iyi biliyorum. TOG projesinin arkasında... hadi markayı söylemiş olduk. TOG projesinin arkasında önce bir 10 yıllık bir felsefi hazırlık süreci var. Yani biz otomobil felsefesini önce bir, mühendis arkadaşlarımıza zannediyorum onu öğrettik. Yani böyle olmalı. Başka türlü hadi otomobil yapıyoruz da bu iş olmaz. Bu yüzden kıymetli hocam, tarih için de bir felsefi bakış açısına ihtiyacımız var. Bir taraftan matematik için de felsefi bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bütün bunları yapmadan kesinlikle bizim yeni medeniyette söz söylememiz mümkün olmayacak. Önce bunu başarmamız lazım diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Şimdi üzerine söz söylersem sohbet devam edecek gibi geldi. Şöyle yapalım hocam. Bir sonraki buluşmamızı 29 Ekim olarak çok mutlu olurum. Şey yapalım, planlayalım inşallah. Bir sağlıktan mani olmazsa, bir sağlık problemi olmazsa 29 Ekim'de inşallah bir araya geliriz. İnşallah hocam. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılında inşallah daha geleceğe ve işte o sürekli dillendirdiğimiz 2053-2071 hedeflerimize dair daha somut, daha felsefi, daha ne diyelim? Yani bunu bir böyle mefkure olmaktan çıkarıp sanki böyle elimizde çok detaylı plan keşke olsa değil mi? Yani şu an o kadar heyecanlanıyorum ki şimdi
Hani elimizde bir kitapçık mı olsa mesela, bir risale mi olsa, bir şey, işte 2053 vizyonumuz buradadır. Evet. Madde madde değil mi? Aslında biraz bir şeyler var ama bu noktada konuşacağımızı bilmiyorum. Buraya geldik nihayetinde ama evet. 29 Ekim'de konuşalım hocam. Konuşalım, konuşalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bilginize, sözünüze, zihninize sağlık. Eyvallah hocam. Sizin de çok teşekkürler. Hepinize değerli dinleyenler, Salı günü Sözler ve Düşünceler'de saat 22'de sizlerle birlikte olacağız. Yine sözleri ve o sözlerin ardındaki düşünceleri sizlerle paylaşmak üzere. O güne değin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günleriniz olsun. Hoşçakalın. FM Beton katkılarıyla hazırlanan Sözler ve Düşünceler sona erdi.